Değerli Bakırköylüler, salonun kapasite sınırlarını biraz zorluyoruz sanırım. Bu da Bakırköy halkının kentsel dönüşüm gerçeği üzerine ne kadar ilgili olduğuna dair çok somut bir kanıt koyuyor ortaya. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kapıyı açık bırakmaya özen göstereceğiz. Dışarıda kalan arkadaşlarımıza en azından sesimizi buradan ulaştırmaya çalışacağız. Onun için salon içerisindeki sessizliği yine azami ölçüde sağlarsak sanırım hepimizin faydasına olacak. Tekrar hoş geldiniz. İlk olarak konuşmasını gerçekleştirmek üzere Mimarlar Odası Trakya Büyükkenti Bölge Temsilciliği Başkanı Sayın Mürsel Selçuk'u kürsüye çağırıyorum. Hocam yerimde dursa. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar ve Bakırköy'lü komşularım. Öncelikle Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği olarak düzenlediğimiz panele yönetim kurulu adına ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Panel afiş ve bildirilerini dağıtımını yaparken arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ancak bu panel afiş ve bildirilerini dağıtarken bizlere belediye başkanının da bu panele katılıp katılmayacağı çok soruldu. Bizler Bakırköy Belediye Başkanı Sayın Bülent Kerimoğlu'nu konuşmacılar arasında görmek istedik ve kendisini davet ettik. Ancak bugüne kadar bize bir geri dönüş olmadı. İsterdik ki kendisi de burada olsun, Bakırköy'ü, Bakırköy elileri dinlesin ve bizlere çalışmalarından bahsetsin. Yine dileriz ki teknik elemanları aramızda olsun ve Bakırköy halkının bu konudaki görüşlerini dinlesin. Maalesef şu ana kadar bu konuda herhangi bir bilgiye sahibi olamadık. Hepimizin duyduğu gibi, biz herhangi bir paylaşım olmadığı için maalesef duyduğu gibi diyoruz. Bakırköy Belediyesi, Bakırköy halkının %70'inin yaşadığı 7 mahallede 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine dair kanun kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaya başlamış. Konu hakkında net bir bilgimiz olmadığından bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmamıştık. Belediye başkanının görsel ve yazılı basında yaptığı açıklamalar meslek edesi olarak bizleri bu konuda bir değerlendirme yapmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle 04.03.2015 tarihinde Mimarlar Odası'na bir basın açıklaması yaptık. Bu açıklamada da bahsettiğimiz üzere öncelikle bilinmelidir ki Bakırköy'ün %78'inin çürük olduğu yönündeki ifadeler son derece yanlış, sorumsuzca ve kasıtlıdır. 1999 depreminin ardından toplumda yaşanan psikolojik ve sosyolojik travma nedeniyle hızlı tarama yöntemiyle görsel analiz sonuçlarına göre hazırlanan ve yeterliliği tartışılan raporlara dayanarak yapılan böylesi bir açıklama ancak toplumda yeni travmalara yol açar. Zaten bu konuda panel katılımcılarımız size daha detaylı açıklamalarda bulunacaktır. Biz meslek odası olarak diyoruz ki Bakırköy'de olası bir planlama süreci insan odaklı ve demokratik olma özellikleriyle birçok gelişmiş ülkelerde uygulanan şehircilik ilkelerine, bilime ve mesleki doğrulara uygun, şeffaf ve katılımcı bir perspektifle ele alması gerekir. Planlama aşamasında alınacak bu gibi kararların yönetişim anlayışıyla halkla birlikte ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Ben şimdi konuşmamı burada sana verirken özellikle bu panelin düzenlenmesinde bize çok büyük destek sağlayan İstanbul Büyükkent Sekreteri Sayın Ali Acaloğlu'na çok teşekkür ederim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum ve konuşmasını yapmak üzere Genel Başkanımız Eyüp Muhçu'yu buraya davet ediyorum. Genel Başkanımız kürsüye gelmeden önce duyuruyu yinelemekte yarar var. Öncelikle dışarıda kalan arkadaşlarımız için sesi salonun dışına yansıtabiliyoruz. Oradan da dinleme imkanı bulacaklar sanıyorum. Bir diğer duyuru,
Dediğimiz gibi etkinliğimiz şu anda www.mimarist.tv adresinden canlı olarak izlenebilir. Sayın Eyüp Muhçu da sus. Söz. Öyle mi kullanacağız? Şey yok mu? www.mimarist.tv mimarist.tv. Değerli Bakırköylüler, değerli İstanbullular, değerli yurttaşlar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mimarlar Odası adına Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubemize bağlı Bakırköy diğer adıyla Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu Başkanı sevgili arkadaşımız Mürsel Selçuk ve yönetim kuruluna katkı koyan tüm meslektaşlarımıza ve oda çalışanlarına ayrıca özel bir teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, belli ki yanlış bir girişim iyi bir sonuca neden oldu. Genellikle bizler kentleri tartışırken çok az sayıda katılımcı kendi değerli görüş ve katkılarını sunma iradesini göstermektedir. Bugün salon doldu, insanlar salon dışına taştı ve nihayet de internet televizyonundan bu toplantıyı izlemekteler. Bir kentsel duyarlılık açısından bu son derece önemli. Değerli dostlar, tabii ki biz burada bir yerel yönetimi, bir kamu yönetimini ya da bu kent için karar veren yöneticileri bir protesto etmek amacıyla burada değiliz. Biz bu şehirde yanlışların durdurulması için ve doğru şeyler yapılması için bir aradayız. Değerli dostlar, kentsel dönüşüm konusu uzun süredir Türkiye'nin gündemindedir. Hatırlayalım. Sanki bir sihirli değnek gibi dokunduğu yeri dönüştürecek, dönüştürdüğü mahallelerde insanlar milyoner olacak. Ve o insanlar gelirlerini artıracaklar, yaşam garantisine sahip olacaklar. Böyle bir algı yaratılmıştı. Ve nihayetinde de yaşanan pek çok deneyimle bugün kentsel dönüşümün ne olduğunu artık yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu biliyor. Kentsel dönüşümle karşı karşıya olan yüzleşen vatandaşlarımız ise bunun bedelini acı bir şekilde ödemeye başlamıştır. Değerli dostlar, biz biliyoruz ki kentsel dönüşüm, kentlerin sağlıklı gelişimi, sizlerin esenliği, geleceğinizin garanti altına alınması için gündeme getirilmedi. Tam tersine bugün yolsuzlukların, hırsızlıkların kaynağı olan inşaat üzerinden sermaye birikimi modeli olarak gündeme getirilmiştir. Ve burada asıl amaç inşaat üzerinden bir sermaye sınıfı yaratılması ve bu kaynak üzerinden egemen anlayışın egemenlik alanlarını pekiştirmesi, güçlendirilmesi ve bir daha geriye dönmemek üzere bir diktatörlüğün inşasına doğru yöneldiğini biliyoruz. Değerli dostlar, kentsel dönüşüm sürecinde bir milat var. Bunu her zaman hatırlayalım ve hiç unutmayalım. 12 Eylül 2010 Anayasa referandumu bir milattır. Kimimiz külliyen hayır dedik, kimimiz hayır dedik, kimimiz yetmez ama evet dedik, kimimiz boykot ettik. Ne yaparsak yapalım bu değerlendirme değişmiyor. Değerli dostlar, 12 Eylül 2010 Anayasa referandumundan sonra çıkarılan 35 adet kanun hükmündeki kararname ve bu kanun hükmündeki kararnamelere bağlı çıkarılan torba yasalar
yasalar, yönetmelikler, tebliğlerle kentsel dönüşüm süreci yeni bir aşamaya geldi. O nedenle bu tarihi hiç unutmayalım ve gelecekte de belli ki bu tarihi sık sık hatırlayacağız. Değerli yurttaşlar, işte bu yasalar sürecinde hayatımızı etkileyen 6306 sayılı kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen resmi adıyla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun çıkarıldı. Ve nihayetinde de bu kanuna dayalı olarak bütün ülke toprakları sınırsız yağma özgürlüğüne açıldı. Ve o dönemin Başbakanı Erdoğan adeta Türkiye Belediye Başkanı haline geldi. Ve bütün kararlar, arkadaşlar burada biraz sessiz olursanız, biraz sessiz olalım, tamam arkadaş, dokunmayın. Evet, zorunlu bir ara verdik. Değerli dostlar, dönemin başbakanı bu yasayla Türkiye Belediye Başkanı haline gelirken bütün imar, planlama, inşaat kararları da merkezileşti. Ve nihayetinde de gelinen aşamada değerli dostlar, kaçak saray olarak bilinen yerde Türkiye'nin bütün imar plan kararları verilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı değerli dostlar, bir saniye. Kentsel dönüşümü anlatıyoruz. Bir saniye. Değerli dostlar. Evet, eleştiri hakkınız var ama kürsü dokunulmazlığını da sonuna kadar savunmaya da kararlı olduğumuzu da bilin. Bunu demokrasi için yaparız. Bunu protesto eden arkadaşlarımızın barınma haklarını korumak için yaparız. Bunu hepinizin hukukunu korumak için yaparız. Değerli dostlar, bu yasama süreci sonunda bunları bilelim. Değerli dostlar, TOKİ'ye yerel yönetimlerin yetkilerini ortadan kaldıran kimi yetkiler verilmiştir? Yine değerli dostlar, geleceğiz beyefendi. Değerli arkadaşlar, yine bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na değerli dostlar, dinler misiniz lütfen? Ayaktaki arkadaşlar lütfen oturur musunuz? Tamam arkadaşlar, lütfen. Arkadaşlar lütfen, herkes izlesin lütfen. Biz protesto edenlerin hakkı için buradayız. Lütfen herkes izlesin. Değerli dostlar. Arkadaşlar lütfen yerinize, lütfen oturur musunuz? Değerli Bakırköylüler, etkinliğimiz devam ediyor. Bakırköy'de kentsel dönüşüm gerçeği üzerine merak edilenleri öğrenmek isteyen misafirlerimiz lütfen etkinliğe devam etsinler. Değerli arkadaşlar, özellikle şunun için söylüyorum. Kentsel dönüşüm kararlarını yerel yönetimler
verme yetkisine sahip değildir. Bu yasa düzenlemelerinden sonra kentsel dönüşüm kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından verilmektedir. Dolayısıyla şunu netleştirelim. Burada kentsel dönüşüm kararlarını vermeye yetkili kurum yerel yönetim değildir. Merkezi hükümettir. Değerli arkadaşlar, yetkili kurumlar en az bu süreçte deprem kadar yıkıcı sonuçları olabileceğini öngörülen felaket senaryoları için elle tutulur bir adım atılmamıştır. Bütün kentsel dönüşüm yasa düzenlemelerine rağmen pratikte afetlere karşı güvenli yapılı çevreler için atılmış herhangi bir adım söz konusu değildir. Değerli dostlar, her şeyi pazara sunulan satılık emtia meta olarak gören bu anlayış, bütün ülke toprakları dönüşüm alanı ilan edilmiş bu anlayışla 10 bin yıllık kentlerde kentsel dönüşüm kararları, tarihi kent merkezlerine yönelik yıkım, endüstri mirası, Cumhuriyet'in mimari mirası, kültür varlıklarının ve mekanlarının yok edilmesi kararları verilmekte ve hızla hayata geçirilmektedir. Bu konuda 3 tane örnekten size söz edeceğim değerli arkadaşlar. Bir tanesi Sulu Kule'dir. Bu Sulu Kule kentsel dönüşümünü kimin yaptığını biliyorsunuz. TOKİ ve yerel yönetim işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. İkincisi Fikirtepe. Yine TOKİ yerel yönetim işbirliğiyle, desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Asıl olarak TOKİ planlamıştır. Üçüncüsü değerli dostlar Diyarbakır Kaleiçi kentsel dönüşüm projesidir. TOKİ ile yine Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz tarafından projelendirilmiş ve gerçekleştirilmek için adımlar atılmıştır. İşte 3 tane kentsel dönüşüm konusu, 3 tane ayrı örnek, 3 tane bileşenleri ayrı olan örnek. Ayrı siyasetlerin ilgilendiği, uygulamaya geçirmek istediği örnekler. Onun için bunları seçtim. Ama üçünde de bilelim, bütün karar süreçleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yürütülmektedir. İşte bu 3 projede de değerli dostlar, biz Mimarlar Odası olarak diğer meslek örgütleriyle birlikte kent dayanışması dostlarımızla beraber kurumları uyardık. Dedik ki bu projeler hatalı projelerdir. Bunlardan vazgeçin. Ve nihayetinde 2 tane temel itirazımız vardı. 3 projeyle ilgili. Mimarlık ve kent değerleri yok edilecekti. Ve 3 projede de bu sorunlar yaşanmaktadır. İkincisi yurttaşların hak kayıpları söz konusuydu. Tabii ki ilave olarak buraya getirilen nüfus yoğunluklarıyla birlikte bölge dışında yaşayan yurttaşlarımızın yaşam kalitesinin sıfırlanmasına neden olacaktı. Fakat sözümüzü dinletemedik. Bütün bu kesimlere dinletemedik. Ve uygulamaya geçtiler. Ne oldu? Birinci örnek Sulu Kule'ydi. Sulu Kule'de vatandaşlardan 25 bin liraya konutlarını aldılar. Ve o zaman işlerinde meclis üyelerinde olduğu bir rantiye sınıfı 1 milyon dolarlık, 2 milyon dolarlık villa sahipleri oldu. Ve yoksul romanlar ne oldu? Yoksul romanlar kentin 50 kilometre dışına sürgün edildi. İkinci örnek Fikirtepe'ye gelelim değerli arkadaşlar. Bakın çok eşitlikçi davranıyorum. Yanlış kim yapıyorsa biz her durumda kamu yararını ve sizlerin geleceğini savunuruz. Fikirtepe örneğinde de benzer yanlışlar yapıldı değerli arkadaşlar. Kadıköy'de yaşamı alt üst eden bir nüfus yoğunluğu var.
Fikirtepe projesiyle ilave 150 bin kişilik ortalama Anadolu'daki 10 ilçe büyüklüğünde bir nüfus Kadıköy'e yerleştirilecekti. İşte bu yanlıştı, olmaz dedik. Ve nihayetinde orada bir takım girişimler var. Ancak vatandaşlar durumu sonradan öğrendiler. Hepsi de müteahhitlerle, TOKİ müteahhitleriyle yaptıkları sözleşmeleri iptal için dava açmaya başladılar. Üçüncü örneğe gelelim arkadaşlar. Diyarbakır, güzel ilimizden. 9000 yıllık şehir. Tarihi değerleri açısından Anadolu ve Mezopotamya'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Burada 4 yıl önce bir sempozyum yaptık. Dedik ki Diyarbakır Belediye'mize, Diyarbakır'ın tarihi, doğal, kültürel yapılarını TOKİ'ye yem etmeyin. Yapmayın. Yazıktır dedik. Bir şey daha dedik. Bu proje gerçekleşirse o kale içindeki yoksul insanlar sürgün edilecek dedik. Ve nihayetinde arkadaşlar biz bir adım atılmasını beklerken tersi olmuş. Belediyemiz yıkım işlerini TOKİ'den almış, üstlenmiş. Nereye gelmiş? Diyarbakır'da bizzat o belediye yönetimine oy veren İçkale halkı ayaklanmış ve dozerleri baltalarla, kazmalarla ve bedenleriyle durdurmuş ve şu anda da Diyarbakır kale içinde bir kentsel yıkım vatandaşlar tarafından engellenmiştir. Peki bu süreçte ne oldu değerli arkadaşlar? Üç örnekte de kimi insanlar bizi ağır eleştirdi. Bizi tehdit edenler oldu. Biz bu yoldan vazgeçmedik. Ancak sonra şuraya geldik. Özellikle de vurgulamak istiyorum. Biz Sulukule'de halka, Fikirtepe'deki halkımıza, kale içindeki yurttaşlarımıza dava açın, bunu durdurun dediğimiz zaman kendilerine vaat edilen parlak bir tablo vardı. Gelecekleri kurtulacaktı. Ve bizi eleştirdiler, dava açmadılar. Biz meslek örgütü olarak duyarlı yurttaşlarımızla birlikte bu yağma talan projelerinin durdurulması için dava açtık. Tehditlere boyun eğmedik değerli arkadaşlar. Ama sonunda ne oldu? Buradaki yurttaşlarımız mağdur edilmeye başlandığını anlayınca ve yurttaşlarımızın mülkiyetleri üzerinden bir takım TOKİ ile iş gören çantacı müteahhitlerin trilyonlar kazandığını görünce hepsi kapımıza geldi. Dediler ki biz dava açma süresini kaçırdık. Siz açtınız, biz müdahil olabilir miyiz dediler. Tabii ki dedik, bizim yurttaşlarımıza bir kırgınlığımız olmaz ki. Bizim gönlümüz her zaman açık. Eleştiren yurttaşlarımıza da açık. Ve nihayetinde yurttaşlarımızla birlikte bu kentsel dönüşüm yağmasına karşı bir duyarlılık temelinde çalışmalarımızı yurttaşlarla, mağdur edilenlerle, evsiz bırakılanlar, sürgün edilenlerle beraber sürdürüyoruz. Değerli dostlar, kentsel dönüşüm sadece Bakırköy'ün meselesi, Fikirtepe'nin, Sulukule'nin ya da Diyarbakır'ın meselesi değil. Bu mesele Türkiye'nin meselesi. Bu mesele 77 milyon insanımızın meselesi. Çünkü kamunun hakları, varlıkları birilerine peşkel çekilirken diğer taraftan insanlar yoksullaşıyor ve mülksüzleşmektedir. Ve genel olarak kentsel dönüşümün yol açtığı tahribatları size çok kısaca aktaracaklıktan sonra konuşmamı tamamlamak istiyorum. Zira panelde çok değerli uzmanlar sizlere daha teknik, detaylı verileri sunacaklardır. Değerli arkadaşlar, kentsel dönüşüm politikalarının olumsuzlukları sadece doğal ve kültürel çevreye verdiği zararlarla sınırlı olmayıp bir bütün olarak toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen ve hak kayıplarına neden olan sonuçlar doğurmaktadır. Bu çerçevede sorunları sıralarsak, kamusal, sosyal, kültürel ve çevresel kayıplar yaşanmaktadır kentsel dönüşüm uygulamaları sonucunda. Hak ihlalleri, mağduriyetler, mülksüzleşme, insanların yıllarca yaşadıkları
komşuluk ilişkilerini gerçekleştirdikleri mahallelerden sürgün edilmeleri söz konusudur. Yetersiz olan kentin yaşam kalitesi daha da yetersiz hale gelmektedir. Kentsel mekanda toplumu etnik, inanç, sosyal sınıf temelli ayrıştırılan uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Toplum katılımı tamamen dışlanmakta, karanlık kapılar ardında kararlar verilmektedir. Demokratik ve hukuk normları ise fiilen askıya alınmıştır. İnşaata dayalı sermaye birikim modeliyle yeni yoz bir sermaye sınıfı yaratılmıştır. İmar ve planlama süreçleri tamamen merkezin kontrolüne alınmıştır. Yerel yönetimlerin, yerel kuruluşların kentsel dönüşüm sürecinde hiçbir yetkisi söz konusu değildir. İmar ve kentleşme giderek otoriterleşmenin, diktatörlüğün finans kaynağı haline gelmektedir. Yeni yapı üretiminde taklit, ideolojik amaçlı Selçuklu Osmanlı cepheleri oluşturulmaktadır. Ve nihayetinde değerli dostlar, güvenli yapı ve yaşam çevreleri hedefi bir türlü gerçekleştirilememektedir. Değerli arkadaşlar, bütün bu karar ve uygulamalar ülkenin ve toplumumuzun depremin yıkıcı etkisi yanında sosyal bunalımlara, şiddete, çatışma ortamına, mutsuzluklara ve umutsuzluklara dayanan yeni afetlere ortam hazırlamaktadır. Bu koşullara siyasal alanda izlenen gerilim politikalarının eklendiği durumda ülkenin nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğu daha açık görülmektedir. Değerli dostlar, sözümü daha fazla uzatmak niyetinde değilim. Ancak kentsel dönüşüm bugünkü haliyle yanlış uygulanmaktadır. Bugün söz konusu olan bir Bakırköy ise Bakırköy'ün rehabilitasyona, yenilenmeye, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon uygulamalarına, planlamaya ihtiyacı var. Bakırköy'ün ranta değil, yurttaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için bir takım tedbirler alınmasına ihtiyaç var. Bütün bunları da yaparken değerli dostlar, kapalı kapılar ardında değil, bu kararları hep beraber alacağız. Bu kararları hep beraber vereceğiz. Bu kararları verirken değerli arkadaşlar, kamu yararı öncelikli olacak. Ve biz hiçbir zaman şehircilik bilimini, mimarlığı göz ardı etmeyeceğiz. Bilimin rehberliğinde bu çalışmaları götürmemiz söz konusu olabilecektir. Gelinen aşamada demokratik normların ve hukukun hiçe sayıldığı, güvenli ve sağlıklı yapılaşmanın güvencesi olan kamu denetiminin ortadan kaldırıldığı, kentsel dönüşüm adında sınırsız yağma özgürlüğü yetkisi kullanıldığı, yerel yönetimlerin iktidarın emrinde kuruluşlar haline getirildiği veya tamamen devre dışı bırakıldığı, meslek odalarının özel kamu kuruluşu niteliğine müdahale edildiği ve toplum katılımının yok sayıldığı bugünkü koşullarda güvenli ve sağlıklı kentleşme ile birlikte ülkenin özgür ve demokratik geleceği için toplumsal duyarlılığımızdan başka güvenebileceğimiz hiçbir güç yoktur. Değerli dostlar, bizler meslek örgütü mensupları bu şehrin duyarlı yurttaşları olarak diyoruz ki bugün zaten bir diktatörlük tartışmasıyla yüzleşmekteyiz ve bedelini canlarımızla ödemekteyiz. Bunun ötesinde yerel diktatörlere ihtiyaç yok. Yerel demokrasiye, yerel katılımcı, paylaşımcı süreçlere ihtiyacımız var. Yine değerli dostlar, biz diyoruz ki otoriter ve rant odaklı kentlere değil, kentlerin, Bakırköy'ümüzün sağlıklaştırılmasına ihtiyaç var. Dileriz ki bu panel
bu toplantıdan çıkacak sonuçlar yerel yönetimin ve merkezi yönetimin Bakırköy ile ilgili kararlarda alacağı kararlarda etkili olacaktır. Duyarlı olmalarına neden olacaktır. Eğer bu olmazsa değerli arkadaşlar, biz buralardayız. Ranta, yağmaya, talana, diktatörlüğe her zaman olduğu gibi direnmeye devam edeceğiz. Saygılar sunarım. Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Panelin moderatörlüğünü yürütmek üzere Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Ali Hacı Alioğlu'nu, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İnşaat Mühendisi Sayın Doçent Doktor Ali Koçağı, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuray Çolağı, Avukat ve İmar Hukukçusu Sayın Can Atalay'ı sahneye çağırıyorum. Çok değerli Bakırköylü komşularım. Hepiniz hoş geldiniz. Komşularım diyorum çünkü ben de 25 yıldır Bakırköy'de ikamet eden sizlerden biriyim. Kentsel dönüşüm yasası 2011 yılında yasalaştığında hemen akabinde bunun ne anlama geldiği, toplumdaki kentleşme sürecindeki yansımalarının ne şekilde olacağını olanaklarımız ölçüsünde sizlere aktarabilmek için burada yine aynı düzeyde bir panel yapmıştık. Ve o tarihte panelin formatına da uyması açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Sayın Hikmet Hasbulatlı'yı davet etmiştik. Kendisi aramızdaydı, hatırlarsınız. Eğer aranızda katılanlar varsa. Dolayısıyla bizim yanlış algıladığımız, yanlış yorumladığımız bir madde mi var? Yoksa biz mi yanılıyoruz, sizin bir yanıldığınız şey mi var? Hep birlikte bir arada konuşalım istedik. Kendileri de gelmişti. O zaman bu yasanın dönüşümünün nelere sebebiyet vereceğini konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyoruz. Bugünlerde tekrar Bakırköy özelinde de kentsel dönüşümün yerel yönetim tarafından gündeme taşınması, bakanlıklarla yapılan bu konudaki ilişkiler sonucunda bu sesim gelmiyor mu? Tamam, o teknik arkadaşlar ilgileniyorlar. Dolayısıyla ortada bir takım vaatler, bir takım söylemler var. Bunların gerçekte ne anlama geliyor? Yasa ne söylüyor? Yasanın söylediğinin dışında bir vaatte bulunmak, bulunmanın yasal başka bir dayanağı var mıdır? Gerçekleşme oranları nedir? Bütün bunları daha net sizlerle, daha aydınlatıcı ve panelimizin sonunda da olabildiğince sizlerin açıklanmayan, merakla beklenen soruları varsa onları da yanıtlamak için tek oturumlu ve az konuşmacıyla temelde 3 ana aksta ele alalım istedik. Nuray Hanım Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu üyesidir. Planlama kültürüne ilişkin genel bir değerlendirmeyi sizlere sunacak. Doçent Doktor Ali Koçak Beyefendi Yıldız Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Özellikle mevcut yapı stoğumuzun depremsellik açısından analizleri, yeni yapıların yönetmelik öncesi, dönüşüm öncesi durumları, şimdiki durumlarına ilişkin betonarme, statik mukavemetleri açısından zannediyorum bir değerlendirme yapacak.
Sayın Can Atalay imar hukukçusudur. Bu sürecin hukuki gelişimleri nedir? Yasa çıktığından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından çok önemli olan kentsel dönüşüm yasasının iptal edilen maddeleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Bu yasayla hukuki açıdan uygulamaların yargıya taşınması durumunda nelerle karşılaşabilir? Dolayısıyla yasanın Bakırköy üzerindeki yapı stoğumuz, hukuki durum, sosyal boyutu, finansman boyutu, bu yaşama geçirilmek istenen bu dönüşümün finansman boyutu başta olmak üzere ele alıp sizlerle bu çerçevede kamusal görevlerimizi de toplumu mesleki alanda bilgilendirme görevimizi de yerine getirmek amacıyla bu düzenlemeyi organize ettik. Evet, olabildiğince yoğun bir katılım var. İlginizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sabırsızlandığınızı da bilerek, farkında olarak olabildiğince verimli olmaya ve sizlere de söz vermeye gayret göstereceğimizi şimdiden söyleyeyim. Tekrar teşekkür ediyorum ve Nuray Hanım'a sözü bırakıyorum. Merhaba. Öncelikle Bakırköy Temsilciliğine Mimar Odası'na teşekkür ediyorum böyle bir etkinliği düzenlediği için. Şimdi iyi mi? Biraz zorlanacağım, özür dilerim şimdiden. Hepiniz hoş geldiniz. Oldukça kalabalık, çok teknik terimlere boğmadan genel olarak planlarda Bakırköy ne durumda? Dönüşüm için ne haklarınız var? Yasa ne getiriyor? Şimdiye kadar uygulamalarda Bakırköy'de nasıl bir gelişim izledik? Bunları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle 100 bin ölçekte bir çevre düzeni planı var. Bu plan 2009'da Kadir Çopbaş'ın imzasıyla onaylanmış, İstanbul'un anayasası olarak gösterilen en üst ölçekli çevre düzeni planı. Bu planın temel kararları bütün aslında İstanbul'daki dönüşümü de etkileyen bir çerçeve çizmekteydi. Bu ne? Bir kapasite planı aslında. Bu kapasite planı ne demektir? Şunu söylüyordu plan. Bu kentin 2023 yılı İstanbul'un nüfusu 16 milyon olarak belirlenmiştir. Ve diyor ki plan, eğer bu 16 milyonu aşarsa kent artık yaşanamaz bir yer haline gelecektir. Yani doğal kaynakları yetmeyecek, sürdürülemez, kendini bir şekilde toparlayamayacak hale geleceğini söyleyen bir plan. Ve bütün kararlarını da aslında buna vurgu yaparak almıştır. Ancak bugün İstanbul'da planın onayından itibaren yaşanan süreçte bunu sağlanamadığını açık olarak görmekteyiz. Ve kapsamlı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçmesini istemekte İstanbul'un. Bunun için de stratejik kararlar geliştirmiştir. Ve sadece mekansal değil, bir toplumsal dönüşüm de öngören bir plandır. Nasıl bir toplumsal dönüşüm? İstanbul'da mevcut 2000 yılı içinde sanayi nüfusu %30 iken, bunun %70'inin iş gücü, daha doğrusu nüfusu %30'u sanayide çalışırken, bunun %70'i hizmet sektöründe çalışır bir hale getirmek istemektir. Yani işçi olarak çalışan, sanayi emeği olarak iş yapan kişilerin hizmet sektörüne kayması ya da aynı kişiler iş değiştiremeyeceğine göre işçi nüfusun bu bölgelerden terk edilerek yerine hizmet sektörü çalışanlarının gelmesi gibi temel öngörüsü vardı. Bu öngörü çerçevesinde zaten aslında dönüşümü de hissediyorsunuz. Fabrika alanlarının Bakırköy'den gittiğini, çeperlere doğru dağıldığını aslında net olarak hepimiz görüyoruz sanırım. Bakırköy bu planlarda birinci derece merkez olarak belirlenmiştir. Yani Bahçeli Evler, Zeytinburnu, Küçükçekmece, bütün bu bölgenin birinci derece merkezidir. Ticaret merkezidir, ofis merkezi olarak belirlenmiştir. Bir de Bakırköy için doğal afetler açısından riskli alan tanımı getirilmiştir. Yani aslında jeolojik olarak, yapısı olarak kıyı bölgelerinin büyük kısmında bu notasyon getirilmişti. Yani afetler açısından riskli, bu risk gözetilerek imar planlarının hazırlanması, bütün yapılacak işlerin buna göre belirlenmesi gerekir gibi bir temel kararı var planın. Ve kıyı bölgesinde de turizm merkezi kararları var. Bu işte Ataköy'den başlayıp Zeytinburnu'na kadar giden bütün Bakırköy sahilinde aslında turizm merkezi kararı var. O bölgede oteller yapılması öngörülmekteydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada Ataköy'deki bütün o otel imar hakkıyla büyük bir yapılaşma hakkı kazanan yapıların konuta döndüğünü, orada marka konutlarının oluştuğunu da görmekteyiz. Bir de kritik bir rakam var. Diyor ki Bakırköy'ün bulunduğu alt bölgenin nüfusu 3 milyon 100 bin civarında bir rakam. Mevcut planlarda bu 3 milyon 490 bine kadar çıkması öngörülüyormuş o tarihte. Ancak ÇDP diyor ki bu planlardaki nüfus fazla.
sizin bu nüfusu düşünmeniz gerekir. Bakırköy için en fazla, yani bu Bakırköy'ün de bulunduğu alt bölge için en fazla nüfus 3.350.000 olabilir. Yani meri planlardaki, yani mevcut planlardaki nüfusun artırılmasından daha çok azaltılması yönünde bir plan kararı var aslında. Yine hizmet sektörünün %70'e çıkması, sanayi nüfusunun azalması da öngörülen kararlardan biriydi. Bakırköy zaten 1950'lerden itibaren bakarsak aslında devletin yatırımlarıyla büyümüş, gelişmiş, planlı olarak gelişmesini sürdürmüş. Mülkiyet kanunu, kat mülkiyet kanunu çıkmasından sonra da apartmanlaşarak aslında imar hakları çerçevesinde gelişmiş bir alan. Bakırköy aslında bütün İstanbul ilçelerine kıyasladığımızda oldukça iyi durumda görünüyor planlı gelişim açısından. Yani İstanbul'un yeşil alanlarının görece en yüksek olduğu, diğer sosyal donatı alanlarının gene yetersiz ancak diğer ilçelere kıyasla yeterli olduğu bir bölge. Burada eski 90'lı yıllarda yapılmış planları görüyorsunuz. Çok net olmasa bile 900 kişi böyle hektar yoğunluk gösteriyor. Yani tamam yoğun bir nüfus ancak gene İstanbul'un görece diğer ilçelerine göre Bakırköy oldukça avantajlı konumda. Zaten siz de bunu yaşarken aslında fark ediyorsunuz. Evlerinizin bahçeleri var. Otopark problemi olsa bile en azından sokaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Donatı alanları var, spor alanları var. Sahile ulaşım imkanlarınız var. Şimdi dönüşüm meselesine gelirsek böyle genel bir çerçeve çizdikten sonra şunu söyleyebiliriz. Bakırköy'ün ne kadar dönüşme ihtiyacı var? Bu dönüşüm nasıl olmalıdır? Hangi yöntem izlenmelidir? Bugün belediye başkanının söylemlerinden anladığımız yıkıp yeniden yapma yöntemini öngörüyor. Yani bir rehabilitasyon seçeneği ortada yokmuş gibi görünüyor. Ben de aslında şimdiki mevzuatla ilgili bilgileri bu yıkıp yeniden yapma sürecinin nasıl olacağına ilişkin tanımlarla devam etmek istiyorum. Kentsel dönüşüm mevzuatının ilk aşaması 2004 yılında Ankara'da uygulandı. Melik Gökçek yasası olarak bilinen bu yasayla Kuzey Ankara girişinde tek bir bölge için belediyeye çok ciddi yetkiler verilerek bir dönüşüm sağlandı. Bundan bir yıl sonra 5.393 sayılı belediye kanununda bir 73. madde getirildi. Bu madde şunu söylüyordu, bir sınır çizecek belediye, bu sınır içinde de bütün dönüşümü kendisi gerçekleştirecek. Yani tamamen belediyelerin elinde olan bir şeydi. Daha sonra yenileme alanlarında, yani bizim kentsel sit alanlarımızda, arkeolojik sit alanlarımızda bir yetki veren ve Beyoğlu yasası olarak bilinen, İşte Tarlabaşı'nın, Suluk Kule'nin dönüşümüne sebep olan 5.366 sayılı bir yasa çıktı. Hala uygulaması devam ediyor. Bu yasalar Bakırköy'de şimdiye kadar hiç uygulanmadı bildiğim kadarıyla. 2010 yılında bir dönem kentsel dönüşüm yasa tasarısı gündeme geldi, tekrar çekildi. 73. maddenin genişletilmesiyle bir ara çözüm bulundu. 73. maddenin genişletilmesiyle şu yapılmıştı, imarlı imarsız, yapılı yapısız. Yani aklınıza gelebilecek aslında her yer dönüşüm alanı ilan edilip bir yıkıma tabi olabilecek hale getirildi. Ama gene yetki burada belediyedeydi. 2012'de ise 6.306 sayılı yasa çıktı. Hepimizin dönüşüm yasası olarak bildiği afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bu yasa yetkiyi tamamen bakanlığa veren ve bütün ülke sathında dönüşüm alanı ilan edilebilen bir yasaydı. Dönüşüm mevzuatındaki amaçlara bakarsak da amaçların giderek genişlediği ve artık biraz daha muğlak hale getirildiğini görüyoruz. Mesela 6.306'daki amaç afet riski altındaki alanlar ve bu alanlar dışındaki riskli yapılar. Bütün arsa arazilerin uygun, sağlıklı, güvenli yaşama çevreleri teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerine dair usul ve esasları belirlemek olarak tanımlanmıştı. Ancak uygulamalarda gördüğümüz iyileştirmenin yapılmadığını, sadece yıkıp yeniden yapılmanın, yani tasfiye süreçlerinin işlediğini görmekteyiz. Dediğim gibi 6.306 sayılı yasayla tüm Türkiye'yi kapsayan bir dönüşüm tanımı var. Çok ciddi bir sınır getirmiyor. Bakanlar Kurulu artık nereyi belirlerse o şekilde belirlenen bir dönüşüm alanı sınırı var. Gene yasal süreçte mevzuatın yetkisine baktığımız zaman daha önce belediyelerde olan yetkinin artık tamamen bakanlığa verildiğini, bakanlık ancak talep eder ve kabul ederse ilçe belediyelerinin yetki verilebileceğini görüyoruz. Yani büyükşehir de yetkili değil burada. Bütün yetkiler bakanlıkta toplanmış durumda. Merkezi idare eğer uygun bulursa bunu ilçe belediyesine ya da büyükşehire devretme yetkisi var. Ki Fikirtepe'de büyükşehire devredilen yetkiler var. Ancak gene imar planlarının onaylama yetkisi, işte ruhsat süreçleriyle ilgili ana kararları veren olacak kurum
bakanlık oluyor. Riskli yapıların tespiti aşamasında aslında şu an Bakırköy'de de uygulanıyor olabilir. Çünkü çok ciddi bir parsel bazında dönüşüm var. Bu bakanlıkça hazırlanan bir yönetmelik var. Buna göre yapılıyor. Siz yapım aileyi olarak bunu yaptırmak istiyorsanız eğer yetkili kuruluşlar var. Bunlara gidiyorsunuz ve benim yapım riskli raporunu veriyorsunuz. Bu süreçten sonra da yapının yıkım süreci başlamış oluyor aslında. Yani riskli yapı kararı alınan bir yapının artık yıkılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu kararı verdikten sonra geriye dönüşü yok. Verilen süre içinde yaptırmadığınız takdirde ise bakanlık bunu resmen yapıyor ve bedelini size mahsup etmek şekilde işlemi yapıyor. Bakanlığın yaptığı riskli yapı tespitine itiraz edebilirsiniz. Bunun için 15 gün bir süre var. Bu süre içinde itiraz edilebilir. Eğer itirazınızı kabul edilmezse dava açma sürecine gitmek zorundasınız. Riskli alan tespiti belediyelerin teklifiyle yapılabiliyor. Bakanlığın kendi teklifiyle yapılabiliyor. Bunun için de belirli bir matbu dosya hazırlanıyor. Bu dosyaya istinaden de Bakanlar Kurulu kararıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın teklifiyle riskli alan tespiti yapılıyor. İşte burada dikkate alınması gereken şeyler aslında daha önce burada gerçekleşmiş olan afetler, zemin yapısı, üzerindeki yapının niteliği. Ancak bugüne kadarki öğrendiklerimizden anladığımız bunlar çok titizlikle yapılamıyor. Dava açan Derbent'te, Sarıyer Derbent'te, Güngören'de, bölgenin Tozkoparan'da afet riskli alan tespitlerine ilişkin açılan davalarda oradaki yaşayan vatandaşlar davaları kazandılar. Yani çok bilimsel nitelikli araştırmalar yapılmadan gözlemsel tespitlerle bu yapılar işte 20 yıllıktır zaten risklidir gibi temel kabullerle alınan bu kararlar dava açıldığı zaman bilimsel bir temeli olmadığı için iptal ediliyor. Bakanlığın yetkisine gelince uzun bir madde bu. Riskli yapılara, rezerv yapı alanları, rezerv yapı alanı dediği de dönüşüm kapsamında aynı nitelikte olan ancak boş alanlar. Bugün İstanbul'da Küçükçekmece Gölü'nden Karadeniz'e uzanan bir rezerv alanı ayrıldı örneğin. Boş yapı alanlarını yani dönüşüm alanındaki yaşayanların tasfiye edileceği bölge olarak belirlenen rezerv alanlarda riskli yapıların bulunduğu taşınmazlar ilişkin her türlü plan, proje, arazi, arsa düzenleme işlemleri ve toplulaştırma yapmaya yetkili. Taşınmazları satın almaya, ölüm alım hakkını kullanmaya, bağımsız bölümler de dahil olmak üzere taşınmazları trampaya yani takasa, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarmaya yetkili. Taşınmaz mülkiyetini anlaşma sağlamak kaydıyla menkul değere dönüştürmeye, yani sizin bir tapunuz var bunu menkul bir değere dönüştürebilir. Yani paraya dönüştürebilir anlamına geliyor aslında bu. Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, yani bir şirketle anlaşarak bütün yetkiyi şirkete devredebilir. Kat veya hasat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya arsa paylarını belirlemeye yetkili. Ayrıca gene kat mülkiyeti kanundaki esaslara göre payları dağıttırmaya, payları ayırmaya veya birleştirmeye, medeni kanun uyarınca sınırlı aynı hak tesis etmeye. Daha bitmiyor, devam ediyor. Riskli yapıların yıktırılmasında bunların bulunduğu alanlarda öncelikli olarak maliklerle anlaşma yoluna gidilmesi esastır deniyor. Yani bütün bu işlemleri yapabilecek olan bakanlık, yani sizin tapunuzla ilgili her türlü aklınıza gelebilecek işi resen yapmaya yetkili bir bakanlık var. Sizi buna itiraz etme şansınız yok, dava açabilirsiniz. Ancak dava sürecinde de oldukça sıkıntılı bir işlem başlamış oluyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bir saniye lütfen. Sorular faslına geçmedi. Biraz bitiremeyiz o zaman herhalde. Biraz sabırlı olalım. Yani bu direkt birçoklarınızın zannediyorum tabii ki burada mülkiyeti vardır. Kiracı statüsünde olanlar da vardır. Onlara da değinmemiz gerekecek çünkü. Müdahale etmeden sabırla Bakırköylere yaraşır bir şekilde gündemi sürdürelim. Bana şu an sorular da geliyor. Bütün bunları cevaplayacağız. Bunlar hiçbir şekilde tereddütünüz olmasın. Ama sabırla zamanı lütfen verimli kullanalım. Devam edin, pardon. Bu uygulamalarda öncelikli olarak maliklerle anlaşma yoluna gidilmesi esas. Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar da kiracılara ya da sınırlı aynı hak sahibi olanlara, bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda iş yeri bulunanlara geçici konut ya da iş yeri tahsis ya da kira yardımı yapılabilir. Burada hüküm yapılabilir olarak geçti. Yani artık oradaki idarenin
yetkisine bağlı olarak değişiyor. Yapabilir de yapmayabilir de anlamına geliyor bu aslında. Süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması bakanlıkça idareye biliyor. Yani burada idare dediği belediye oluyor. Eğer yıktırılmazsa, belediye de yıkmazsa bu bakanlıkça yıktırılıyor ve bütün işlemlere ilişkin ücretler mahsup edilmek üzere size borç olarak yazılıyor. Uygulama alanında cins değişikliği, yani bu tapulara ilişkin cins değişikliği, tevhid, ifraz işlemleri bakanlık, TOKİ veya idare tarafından resmen yapılır veya yaptırılır diyor. Yani sizin tapularınız arsa tapusuysa bunları bina tapusuna ya da bina tapusuysa arsa tapusuna dönüştürebilir, birleştirebilir ya da bölebilir. Yani bütün o tapuyla ilgili işlemleri izin almaksızın bakanlık ya da TOKİ ya da artık kime yetki veriyorsa o kişi yapabilir hale gelmiş durumdadır. Parsellerin tevhid edilmesine, yani birleştirilmesine ya da birleştirilerek imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kart karşılığı veya hasılat paylaşımı ya da diğer usullerle yeniden değerlendirilmesine, hisseleri oranında paydaşların en az 3/2 çoğunluğuyla karar verilir. Eskiden bir kat mülkiyeti kanununa göre herkesin ortak kararıyla çıkması gereken bu kararlar 3/2 çoğunluk elde edildiği sürece alınabilir hale getirildi. Bu hızlandırmak için bir araç olarak kullanılıyor. Biraz da şirketlerden, örneklerden aldığımız kadarıyla bu biraz tehdit gibi kullanılıyor. Biz 3/2 çoğunluğu saldık, artık sen de kabul et gibi bir tehdit aracına döndüğünü görmekteyiz. Bu karara katılmayanlar ne olacak derseniz, bunların ilişkin arsa payları bakanlıkça raiç değeri tespit edilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara arttırma yoluyla satılıyor. Eğer bunlar da almazsa bakanlık kamulaştırıyor bu hisseleri. Gene yıkım sürecinden sonra itiraz süreçleriniz var. Bu süreçler geçtikten sonra hala yıkılamıyorsa ve siz o bir şekilde anlaşamıyorsanız acele kamulaştırma yoluna da gidebiliyor. Acele kamulaştırma ne? Size belli bir ücret veriyor. Sizin haklarınız oldukça kısıtlanarak, kamulaştırma kanunundan gelen haklarınız oldukça kısıtlanarak acele kamulaştırma kararı alınıyor. Gene bu yapılar için şöyle bir konut sertifikası tanımı getirilmiş durumda. Yani size hakkınızı hesaplayarak bir konut sertifikası verecek. Siz o sertifikayı kullanarak bakanlığın yaptığı başka bir yerden ya da artık nereyi gösterirse oradan başka bir konut alabileceksiniz. Yani bir sizin mülkiyetinizi kağıda dönüştürmüş olacak açıkçası. Bu kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı 30 gün içinde dava açılabiliyor. İlk maddenin getirilmesinde yürütmeyi durdurması kararı verilemez diye bir hüküm vardı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Şimdi 6306 yasanın sonunda uygulanmayacak hükümler diye bir başlık var. Yani bu yasa kapsamında zeytincilik yasası, orman kanunu, Milli Savunma Bakanlığı'na ilişkin kanunlar, askeri yasak kanunlar, kültür tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin kanun, mera kanunu, toprak kanunu vesaire gibi bizim bugüne kadar koruma mevzuatı olarak gördüğümüz ormanlarımız, meralarımız, kentsel sit alanlarımız gibi bütün o koruduğumuz alanlarda bu yasanın hükümlerinin geçerli olduğunu, koruma kanunlarının geçerli olmadığını ifade eden bir yasa vardı, madde vardı. Bu maddeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etmiş durumda. Bunu neden söylüyorum? Yasanın mantığının anlaşılması açısından bunu buraya koyma ihtiyacı duydum. Yasa diyor ki aslında benim bakanlık olarak belirlediğim, bütün yetkilerle donatıldığım alanda ben koruma şimdiye kadarki koruma yasalarını da bağlayıcı olarak almak istemiyorum. Her uygulamayı kendi isteğim doğrultusunda hazırlamak istiyorum diyor aslında. Şimdi burada gördüğünüz 2013 yılına kadarki İstanbul'daki riskli alanların ilan edildiği bölgeler. Gördüğünüz gibi Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi Aksı'nda ciddi bir yoğunluk var. Gene parça parça diğer ilçelerde yoğunluk var ama bu asıl bizim afet riskine açık olan Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu bu hatta riskli alan ilan edilmediğini görüyoruz. Lütfen, 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 lütfen sabırlı olalım, biraz sabırlı olalım lütfen. Dinleyin, önce ne olduğunu bilerek ondan sonra soru soralım. Yani öğrenmeye de vaktimiz olsun lütfen. Yani hoşunuza beklediğiniz, duymak istediğiniz şeyler duyulmayabilir. Ama bunları konuşmamız lazım, lütfen. Hayır efendim, lütfen. Bitiriyorum zaten, biraz... bir dakika kaldı. Yasayı anlat, size arkadaşımız yasadaki hükümleri anlatıyor. Dikkatle dinlerseniz
söylenenlerin, vaatlerin bununla uyup uyuşmadığını göreceksiniz. Biraz daha sabırlı olalım lütfen. Evet. Son olarak Dünya Şehircilik Günü'nde Elif Koramaz ve Kerem Koramaz, Özlem Özer tarafından yapılan bir çalışma var. Bakırköy'deki parsel düzeninde yenilemeyi ele aldıkları bir çalışmaydı bu. Bugün kentsel dönüşüm yapılması öngörülen 7 mahalleyi kapsayan bir çalışmaydı. O çalışmada söylenen 2012 yılından itibaren, yani bu riskli yapı yasası, riskli yapılarla ilgili düzenleme çıktıktan sonra ruhsat sayısında giderek bir artış var. 2014 yılında da büyük bir oranda artış var. Yani aslında Bakırköy'de dönüşüm parsel bazında şu an yaşanıyor. Siz görüyorsunuzdur, sokaklarınızda inşaatlar aslında çok hızlanmış durumda. Ruhsatlarla tanınan emsallerin önceki değerlerden oldukça yüksek olduğunu da görüyoruz bu çalışmayla. Ve genellikle ayrık nizam düzeninde yapılaşmış konut kullanımını daha düşük alanlardan bu yenilemenin başladığını görürüz. Yani asıl bitişik nizam sizin yaşamakta zorlandığınız alanlarda değil, düşük yoğunluklu, dönüşümü daha kolay, daha yüksek imar hakkı alabilecek alanlarda bir dönüşüm aslında Bakırköy ölçeğinde başlamış, devam etmekte. Burada bir ikinci dönüşümde sanayi alanları, 5000 metrekarenin üzerinde parsellere sahipler, sanayi dönüşümüyle beraber de aslında burada marka konutların geldiğini görüyoruz. Son söz olarak söyleyeceğim şu, Bakırköy'de aslında bir dönüşüm başladı. Bu Ataköy aksından gelen bir turizm, yüksek yapılaşmalar ve marka konutlarla bunu görüyorsunuz. İkinci gördüğünüz sanayi tesislerinin marka konutlara dönüşmesi, E5 aksından gelen dönüşüm projelerini görüyorsunuzdur gene. Ulaşım imkanları çok kuvvetli olan bir alan. Bakırköy metro avantajı, sahil avantajıyla aslında çok cazibe bölgesi haline gelmiş durumda. Ve 6306 sayılı yasayla riskli yapılar için getiren avantajlar parsel bazında dönüşümü zaten tetiklemiş durumda. Bu parsel bazında dönüşüm devam ettiği müddetçe nasıl bir yapılaşma ortaya çıkacağını aslında çok öngöremiyoruz. Belediyenin de oldukça gelir kaybı olduğu da ortadadır büyük ihtimalle. Çünkü bu riskli yapı ilan edilen alanlarda harçlarda oldukça ciddi avantajlar var. 6306 sayılı yasa bakanlığı, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'na vermiş olduğu geniş yetkiler uygulamayı belirsiz hale getiriyor. Yani siz neyle muhatap olduğunuzu çok bilemez halde pazarlığa başlar hale geliyorsunuz. Parsel ya da ada bazında tarif edilen ya da plan disiplininden uzak yaklaşımlar sağlıklı ve yaşanabilir yerleşim alanlarının yaratılması şansını da ortadan kaldırıyor. Ya biz ıslah imar planlarıyla, Bakırköy için bunu söyleyemeyiz tabii ama ıslah imar planlarıyla oldukça kötü bir kentsel dokumuz var. Yaşanabilir değil. Yani yeşil alanların oldukça kısıtlı olduğu, hepimizin yaşarken zorluk çektiği bir kent üzerinde yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm bunun daha iyi gitmesi için bir avantaj olabilir. Ancak bugünkü uygulamalarda gördüğümüz belirsiz, şirketlerin daha çok yönlendirdiği, merkezi idarenin kontrolünde bir durum söz konusu. Bakırköy'de ne olacağını açıkçası biz bilemiyoruz. Çünkü önümüzde bir belge yok. Yani bir plan yok, bir karar yok, bir belge yok. En son bir haber okudum. Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık Bakırköy'ün teklifini galiba kabul etmemiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ancak bu ilçe belediyesinin yetkisi olmaması durumu Bakırköy Belediyesi'nde biraz eli kolu bağlı hale getiriyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü bakanlığa kabul ettirmediği hiçbir proje gerçekleşir olmayacak. Bütün ipler aslında bakanlığın ve merkezi idarenin elinde olmuş olacak. Şimdilik burada bitireyim. Soru cevaplarda daha iyi olacak herhalde. Teşekkür ediyorum Nuray Hanım'a. İstanbul'un bir bölü 100 binlik planlarından, plan kurgusundan başlayarak aslında kentsel dönüşümdeki maddelerin ne anlama geldiğini de sunarak Can arkadaşımızın kısmen bence sunumunu kolaylaştırdı. Buradan ben sözü statik betonarme konusunda mevcut yapı stoklarımız hakkında zannediyorum bir takım bilgileri sunacak olan doçent doktor Ali Koçak'a veriyorum. Değerli dostlar, ben fazla sözü uzatmayacağım. Bazı can alıcı noktalar var binalarla ilgili. O kısımlardan söz ettikten sonra soru cevap kısmında daha çoğunlukla beraber konuşabiliriz düşüncesindeyim. Ancak bazı bilgileri verme durumunu hissediyorum kendimi. Çünkü epeydir depremlerle ilgilendiğim için 80'li yıllardan beri deprem ve mevcut yapılarla ilgileniyorum. Şimdi şöyle bir kural var. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi der ki, her insanın sağlıklı ve yaşanabilir çevreye ve sağlıklı ve güvenli binalarda oturma hakkı vardır der. Şimdi bizim mevcut yapı stoğumuz hep deprem riski diyoruz. Şüphesiz ki Erzincan depremi 92, hatta 1935'lere kadar dayandığımızda
hakikaten bütün depremlerde yıkılan yapı sayısı dünya standartlarının üzerinde. Ne kadar derseniz %15 ama. Toplam yapı stoğunun. %15'i hasar görüyor, yıkılıyor veya ağır hasar görüyor. Tabii beklenilenden daha yüksek ölüm sayısı oluyor. Yapılarımızın riskli olmasından ve alanların tercihinden kaynaklı bir takım sıkıntılar var. Tabii bu Dinar depreminde, Adana depreminde, Bingöl depreminde ortaya çıktı. Ama Gölcük'e gidip de İstanbul hasar görünce İstanbul'un durumu ne olacak diye söylenmeye başladık. Ama ne zaman başladık? 2000 yılından. Yeniden süreç 2015, 15 yıldır biz daha henüz nasıl bir rehabilitasyon, nasıl bir depreme dayanıklı yapı olacağına daha henüz karar verememiş gözüküyoruz. Ki bu da neyi gösteriyor bize? İşte bu kentsel dönüşüm alanlarının yaratılması, işte Bakırköy'ün bir bölgesi seçiliyor ama bakın Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya, buradaki deprem hasarları da az değil. Merkezden daha fazladır Yeşilköy'deki 99 depreminde hasar gören yapı sayısı. Peki niye Yeşilköy değil? Niye basın sitesi değil? Veya bakın diğer alanlara bakalım. Niye Fikirtepe? Niye Ayazma? Ayazma'da da büyük bir kentsel dönüşüm yapıldı. Oradaki gecekondu sahiplerinin tamamı atıldı. Halkalı bölgesine götürüldü ve oraya büyük gökdelenler dikilmeye başlandı. Peki bu deprem odaklı bir çalışma mıdır? Hayır, daha fazlasıyla deprem riski bölgelerimiz var. Nereler var bakın. Şimdi biz depremden hemen sonra JICA projesi vardı. Bilmiyorum duydunuz mu? Japonlarla beraber 4 tane üniversitenin, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve Yıldız'ın öğretim üyelerinin yaptığı bir çalışmadır bu JICA. Nedir? Depremsel risklerin ortaya konmasıyla ilgili hangi alanlar riskli, hangi bölgede daha çok risk var, olası bir İstanbul depreminde nereler hasar görecek, bununla ilgili yapılan bir çalışma. Bir çalışmada içerisinde bu binaların nasıl inceleneceği konusudur. O zaman biz bina envanterleri konusunu çok iyi bilmiyorduk. Yani ne kadar bina stoğumuz var, bunun ne kadarı kaçak olduğunu bilmiyorduk. Ama bunun için dediler ki 3 kademe yöntem izleyelim dedik. Birincisi bu binaların envanterini çıkaralım. Kaç tane binamız var, kaç tane yapımız var, kaç tane dairemiz var. Ve bu acaba maliyeti ne kadar olacak bunların yıkımının? İkinci kademede dedik ki hızlıca bir tarayalım bunları. Yani nedir fiziksel durumu? Binaların birbirine göre davranışı, kendi içindeki durumu nedir? Sonra çok risklilerini çıkaralım dedik. Nedir bunlar? Hasarlı olanlar, ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar ve depremde ağır hasar görebileceğine mühendisçe ikna olduğumuz binalar. Bunun dışındaki binaları da dedik ki üçüncü kademe yöntemle inceleyelim. Ayrıntılı inceleme yapalım. Fakat gelinen süreçte gözüken o ki bu aşamaların hepsi bırakıldı. Sadece tarama yöntemiyle binalarını inceleyelim. İşte bu bölgede yıkımı hazır hale getirelim. Sonuç gene yıkım olacaksa niye tarama yapılıyoruz ki? Madem riskli alan tespiti yapıldı bu bölgeler. Peki bu binaların yıkılması sağlıklı çevre, sağlıklı kent, sağlıklı bina anlamına gelecek midir? Bu sosyal tabii şehir bölge plancı arkadaşlar bizden daha iyisini bilirler ancak bizim de bildiğimiz iyi bir çevre, sağlıklı yaşanabilir alan, sosyal donat alanları olan ve nitelikli olan bir bölgede yaşamdır. Biz kentsel dönüşümden bunu algılıyoruz. Bir inşaat mühendisi olarak bile ben bunu algılıyorum. Şüphesiz ki sizler de oturduğunuz bölgelerde bunları isteme hakkına da sahipsiniz. Sadece dönüşümden anlaşılan binanın yıkılarak yeniden yapılması olmasa gerek diye düşünüyoruz. Şimdi aslında bu işlerin başlangıcı bakın hep 1985 yılı imar afları ve o zamanki verilen binalara ruhsatlarla ilgilidir. Çoğu şeyle 99 yılına gelinceye kadar bütün yerel yönetimlerde kaçak yapılaşmaya izin verilmiş ve bütün binalarımız kaçak duruma düşmüştür. Peki bütün kaçak binalar riskli mi? Tabi bunu söylemek çok zor. Ama büyük bir çoğunluğu risklidir diyebiliriz. Peki bunun içerisinde sizin şu anda Yeşilköy'de basın sitesinde kaçak bina yok mu? İmar durumu orada 125. %175 aralığının boş bırakılması gerekiyor ve zannediyorum 2 katlı olması gerekiyor binalar. 650 gibi bir imar olması gerekiyor. Fakat siz basın sitesinde o Yeşilköy'de hiç gördünüz mü 2 katlı bina? Ben göremiyorum. Bu binalar riski değil mi? Ya da Küçükçekmece'nin daha iç bölgeleri, Halkalı'nın Ayamama çevresine yakın olan bölgeleri riskli bölgeler değil mi? Tabii en riskli olan alanlar. Ama burada dönüşümün bir manası yok. Çünkü belirgin bir rant geliri yok orada. Rantın olduğu yer neresi? Daireyi hızlıca satabileceğiniz alanların olduğu yerlerdir. Şimdi bizim dostlar, şeyi de söylemeyi, pardon unutmadan geçmeyeyim.
Şimdi peki mevcut binalar nasıl değerlendiriliyor? Nasıl yapılıyor? Benim çokça karşıma gelen, bize de sorulan sorular, biz ne yapabiliriz bu durumda diye çok gelenler olduğu için söylüyorum. Şimdi alanı değerli bir bölgede bir müteahhit bir binaya giriyor. İki tane dairesini satın alıyor. Veya çoğunluğu alacak şekilde, çoğunluğu sağlayacak şekilde daire satın alınıyor ve sonra kentsel dönüşüme sokuluyor bu bina. Şimdi 97 deprem yönetmeliğine göre her bina incelediğinizde riski çıkacaktır. Çünkü 97 deprem yönetmeliğinde getirilen şartlar ağır şartlardır. Dolayısıyla sizin yapılarınızın da 97'den önce yapılan yapıların riski çıkması çok doğal bir şey. Peki bu yıkılacak anlamına mı taşır? Hayır, kesinlikle yıkılacak anlamına taşımıyor. Tabii bizim şuradan da anlaşılmasın. Biz bu paneli yaparken sağ olsun Mimar Odası iyi bir şeye ayak ön ayak oldu. Ancak tabii biz riskli yapı istemiyoruz. Bir mühendis olarak bütün yapıların sağlam, risksiz, deprem güvenli yapılar olmasını tabii ki istiyoruz. Ancak bu her binanın da yıkılarak yeniden yapılacağı anlamına gelmiyor. Nedir? Planlamayla beraber yapılması ve korunması gereken bir de korunması korunacağı da anlamına geliyor. Yani sizin binanız ekonomik ömrünü tamamlamamışsa, sizin binanızın hala hazırda oturma, kullanıma, işletmeye açık olması durumu söz konusuysa veya güçlendirme maliyeti toplam bina maliyetinin yanında çok düşükse ki 3 katlı, 4 katlı ya da 6 katlı yapıya kadar olan binalarda küçük, tabii ekonomik ömrünü tamamlamamış ve hasarlı olmayan binaların güçlendirme maliyeti %10, %15'i geçmiyor toplam bina maliyetinin. Şimdi toplam bina maliyeti tabii bir binada düşünürseniz 100 metrekare binada en az 100 bin, 150 bin lira para ödemeniz gerekiyor imar artışı yoksa. Müteahhitin girmesi için oraya ya bir de imar artışı olacak ya da sizden para isteyecek veya siz orayı terk edeceksiniz başka bir alana gideceksiniz. Daha ucuz alanlarla, daha ucuz bölgelere gidip o daire alabileceğiniz yerlere gideceksiniz. Şimdi bu anlamda güçlendirmeyi çok müteahhit sevmiyor tabii. Ne istiyor? Yıkalım, yeniden yapalım. Daha yüksek fiyatlara satalım. Ben de kazanayım. Peki siz ne yapacaksınız? Bulunduğunuz alanı, komşularınızı, dostlarınızı, akrabalarınızı bırakacaksınız. Başka bir alana gideceksiniz. Ki nitekim Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bu yapılmak istendi. Sümer Mahallesi'nde oturmak istiyorsanız 20 bin liraya, o zamanki parayı söylüyorum 2000'li yıllarda 20 bin liraya, 30 bin liraya yakın para ödeyecektiniz veya gidecektiniz başka bir alana, orada oturacaktınız. Orada size yer vereceklerdi. Tabii o karşı çıkıldı. Çok sorunlar oldu bölgede. Örgütlendiler. Karşı çıktılar. Yapamadılar tabii Sümer Mahallesi'ni. Şimdi dolayısıyla son olarak söylemek istediğim, sizden soruları da alarak cevaplandırırım ama bir binanın deprem dayanımlı olması için yıkılma şartı yok. Bu binaları güçlendirebiliriz. Binanın eğer güçlendirmeye ve gelecek ekonomik ömrünü devam ettirecek durumu varsa. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'in de sözünü tamamladıktan sonra sabırla beklediğiniz sorularınızı yanıtlayacağız. Can Bey buyurun. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bilgisayarı kapattım. Önce bir konuda anlaşalım. Bu kadar sabırsızlık karşısında bütün teknik ayrıntılara girmek mümkün değildir. Karşı karşıya bulunduğunuz meseleyi küçümsediğiniz izlenimle kapıldım. Ağır bir durumla karşı karşıyasınız. Kimse bu durumla ilgili bilgileri size bir hap, bir mavi hap şeklinde veremez. Ağır bir durumla karşı karşıyasınız. Eğer hayatınızı bundan önceki biçimiyle sürdürmeyi düşünüyorsanız, başınıza geleceklere katlanmak durumunda kalırsınız. Ağır, özür dilerim. Buyurun. Hayır, lütfen. Lütfen, bu şekilde yapmayalım Can, lütfen. Sorun şu. Hanımefendi, sorun kentsel dönüşümü, sorun şu. Lütfen Ali sabırlı izin olun. Verin. Ali, izin verin. Evet, sorun lütfen. Şu, sorun lütfen. Şu, sorun şu, sorun şu. Eğer, izninizle, ben sözümü devam edeceğim. İzninizle, eğer bu kadar kolay yanıtlar istiyorsanız, o yanıtlar bende yok. Sorun şudur. Hiçbir hakkınızın olmayacağı bir ana doğru gidiyorsunuz. 6000 hanımefendi, böyle bir şey olup... Ya lütfen dinler misiniz? Lütfen.
Lütfen sabırlı olun ya. Bakın. Lütfen Can devam eder misin? Ben hanımefendiyle konuşmuyorum. Lütfen. Ben şöyle söyleyeyim. Karşı karşıya kaldığınız bütün teknik ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız bana iki tam gününüzü ayırın. İki tam gün. Yeter mi emin değilim. Bütün ayrıntıları, istisnalarının istisnalarını konuşalım. Bir bütün olarak kuralsızlaştırmayla. Hanımefendi arkanıza yaslanın ve konuşmaya devam edelim. Bir bütün olarak kuralsızlaştırmayla karşı karşıyasınız. Eyüp Muhçu konuşmasında anlattı. Üç örnek üzerinden anlattı. Sulukule dedi. Fikirtepe dedi. Diyarbakır Suriçi. Bu üç örnek, üç farklı ilişki biçimiyle, merkezi idareyle, yerel yönetimlerin ittifakıyla oldu. Şunu sormak isterim. Deprem güvenliği nedir? Hepimiz deprem yaşadık bu kentte. Deprem güvenliği nedir? Sadece içinde bulunduğumuz binanın yıkılmamasıyla ilgili bir şey midir? Diyelim ki, hani Allah gecinden versin, umarım olmaz. Diyelim ki bir deprem oldu. Sallanmaya başladı. Sallandı ve bir milföy umarı gibi olmadı. Kırıldı, zarar gördü, çıktınız binadan. Neye ihtiyaç duyarsınız? İstanbul depremi açısından ben değil, uzmanlar söylüyor. En korkulan şeylerden bir tanesi yangın. Yangından uzaklaşabileceğiniz, güvenli hale gelebileceğiniz, kendinizi, çocuklarınızı güven altına alabileceğiniz bir boş alana, yangınla mesafelenebileceğiniz bir alana çıkmak istersiniz. Ne istersiniz? Çadır kurabileceğiniz alanlar istersiniz. Boş alanlar, yeşil alanlar istersiniz. Ne istersiniz? Sağlık yardımının geleceği ve hastaların, yaralıların gideceği güzergahlar istersiniz. Şimdi afet riskiyle ilgili yapılması gerekenler bunlardır. Bina bazındaki çözümlemelerin hiçbiri ne ulusal üstü normlara, hukuk kurallarına ne de bizdeki idarenin yükümlülüklerine uygun değildir. Sadece binalarınızı yıkacağız, yeniden yapacağız. Bu arada ne kadar yoğunluk getireceğiz, ne kadar nüfus artacak, ne kaç kat artacak bunları konuşmuyoruz. Yolların genişlememesinden kaynaklı sorunları konuşmuyoruz. Zemin altı inşaatları konuşmuyoruz. Yeşil alanların imara açılmasını konuşmuyoruz. Neymiş? Deprem riski konuşuyoruz. Deprem güvenliği konuşuyoruz. Şunu da anlaşalım. Böyle bir deprem güvenliği olmaz. Her kim ki deprem güvenliğini böyle sağlayacağını, her kim ki afet riskini böyle karşılayacağını söylüyor, yalan söylüyor. Devamla arkadaşlar. Devamla. Eğer Türkiye'de 6306 sayılı kanunu konuşmak istiyorsak, afet riskli kanun, aklınızdan çıkarmayın. İma edilen 6306 sayılı kanun. Ama hanımefendi söyledi. Ne olduğu, neye dayanarak bunların söylendiği de belli değil. Eğer 6306 sayılı kanunu anlamak istiyorsanız, üç yere bakın. İstanbul'da. Birisi Fikirtepe. Sürünmek yetmez. Neyle karşı karşıya olduklarını dahi anlamıyorlar. Biz söylemeye çalıştık. Çantacı müteahhitlerin iki dudağının arasında kaldılar. Gerekçesini söyleyeceğim. Sulukule'ye bakın. Hani oradakilerin çingene olması değildi bunu yaşamalarına neden olan. Hazırlık paslarıydı bunlar. Tarla başına bakın. Kamu idaresi iki şeyle konuşur arkadaşlar. Bir anayasa vardır. Anayasa konuşur. Anayasanın çatısı altında yaşarız hepimiz. Onun dışında yasayla, yani yasa, yönetmelik, yönerge, genelge, yasayla ve idari işlemle konuşur. Şimdi AKP'li arkadaşlara bir şey söylemiyorum. Uluslararası örneklerde de aynı şeyler var. Dünyada da oluyor böyle şeyler. Ama 2002'den bu yana bir idare var karşımızda. Fikirtepe'de Kadıköy Belediyesi ortak oldu. Umarım Bakırköy'de Bakırköy Belediyesi ortak olmaz. Yasayla ve idari işlemle konuşmuyor. Ama ben söyleyebilir miyim?
Can toparlayalım lütfen. Peki şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Lütfen dinler misiniz? Lütfen. Ya lütfen dinler misiniz? Söz alacaksınız. O zaman söyleyin lütfen. Peki arkadaşlar. Can bakın, devam eder misin? Zor bir... Size söz vereceğiz. Şöyle lütfen. Şöyle bakın. Bak. Söyleyeceğiz. Lütfen biraz sabırlı olun. Ben... Önce bir dinleyelim lütfen. Değerli arkadaşlar bakın. Değerli arkadaşlar bakın. Bakın. Ben beni dinlemenizi arzu etmiyorum. Ben sadece Lütfen. Biraz sabırlı olun. Daha şunu, zamanımız var. Akşam 5'e kadar buradayız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, aranızdaki kiracılar, aranızdaki mülk sahipleri, yasa der ki idare, tek bir örnek veriyorum. İdare hanımefendinin anlattığı aşamalarda boşalttıkları evlerle ilgili olarak hak sahiplerine kiraya yer gösterebilir. Kira yardımı yapabilir. Lütfen susun. Pardon. Çok, ben Ali Bey izninizle ben halledebileceğimi ya düşünüyorum. Şurada yani biraz Ali Bey, çok özür dilerim. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Bakın. Çok özür dilerim. Arkadaşlar lütfen dinler misiniz? Çok özür dilerim. Bakın canınızı sıkıyor olabilirim ama şimdi şuradan anlatacağım. Tamam özür dilerim. Lütfen. Tamam. Arkadaşlar. Sabırlı olalım. Ali Bey izninizle. Yer gösterebilir der. Kira yardımı yapabilir der. Şu soruları soralım. Hep birlikte yasaya ve ilgili yönetmeliğe şu soruları soralım. Kim yer gösterebilir? Neye dayanarak yer gösterebilir? Yer göstermediği kişilerle ilgili gerekçesi nedir? Bu soruların yanıtı yoktur. Dolayısıyla kira yardımı yapabilir, yaptırabilir diye devam eder. Sorular şunlardır. Kira yardımının yapılmasına kim, hangi gerekçelerle karar verir? Kira yardımı yapılmasına kim, hangi gerekçelerle ve daha da önemlisi hangi süreyle karar verir? Evinizden çıktınız, verdiniz. 6 ay süreyle kira yardımı yaptı kamu idaresi. 7. ayda dedi ki bu kadar. Bu kadar. Evet. Ali Bey biraz daha devam edeceğim ben. Şimdi bunun denetlenmediği bir şeye yasa diyemeyiz. İki tane kritik mesele var bununla ilgili. Bu yasada bu tanımsızlık, bu düzgün binayla birlikte, yani düzgün derken güvenli binayla birlikte, güvenli olmayan binanın da yıkılmasına neden olan uygulamaların yaratabileceği sıkıntılar bir tanesi. Bir diğeri, Anayasa Mahkemesi şunu çözdü. Bu yasa o kadar sıkı yönetim nizamnamesiydi ki, yürütmenin durdurulması kararı veremez diyordu. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bir sürü ayrıntıya giremeyeceğim. Diğeri de Anayasa Mahkemesi uygulama bütünlüğünün gözetilmesi gerekçesiyle yapılacak düzenlemelere cevaz veren hükmü iptal etti. Yani bir yapı adasında herkesi birbirine ne diyelim böyle çelik zincirlerle bağlayan hükümleri iptal etti. Şimdi mülk sahiplerine sadece enkaz bedeli verilmesinden tutun bir dizi başka hüküm var ama oturum başkanı heyecanlanıyor. Dolayısıyla sözü toparlamak zorundayım. Şunu söylemek isterim. Burada açık, net, anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir yurttaşların. Yurttaşların en kutsal olduğu söylenen hakları ile ilgili. Ben o kanaatte değilim. Ama en kutsal olduğu söylenen hakları ile ilgili, mülkiyet hakları ile ilgili kimin hangi yetkiyle nasıl tasarruf edeceklerine ilişkin açık bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir. Söz yetmez. İdari işlem gerekir. İmar planı gerekir. Bu bölgede neyin nasıl yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyan idari işlemler gerekir. Yeter mi? Yetmez. Kiracıların akıbetiyle ilgili idari işlemler gerekir. Peki bütün bunların ötesinde
Hukuken yapılabilecek olanlar var mı? Hanımefendi söyledi. Toz koparan kararı mühimdir. Ankara Namık Kemal Mahallesi kararı mühimdir. Derbent kararı önemlidir. Fakat yine açık söyleyelim, Gazi Osman Paşa'daki 3 dosyada Danıştay bu kararlardaki yöntemlerinin aksine, çünkü şöyle riskli alan bunlara ilişkin uygulamalar, gidiyor birileri, gözle bakıyor ve diyor ki riskli bunlar. Danıştay böyle saçmalık olmaz diye iptal kararları veriyordu. Şimdi bilirkişi incelemesi yaptırmaya başladı. Hızlıca söyleyeyim, sizin rızanız olmadan kimsenin binanızdan örnek almasına izin vermeyin. Bunun sonuçlarının ne olabileceğini merak ediyorsanız Toz Koparan Derneği'ne sorun. İnternet siteleri var bildiğim kadarıyla. Nelere uç verebileceğini biliyorsanız şey yapmayın. Ve eğer apartmanca, mahallece birlikte hareket edemezseniz, tıpkı Fikirtepe'deki gibi, daha fazla konuşamayacağım anladığım kadarıyla, tıpkı Fikirtepe'deki gibi, çantacı müteahhitlerin cirit attığı bir alan haline gelir. 6306 sayılı yasa bir yasa değildir. 4 maddesi itibariyle iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı bu açıdan yeterlidir. Fakat hukuken başvurulabilecek yollarla ilgili önemli olanaklar sağlamıştır. Çok ayrıntılı bir yasadan bahsediyoruz. Her biriniz 6306 sayılı yasa diye internete yazdığınızda çıkar. Teker teker okumalısınız. Uygulama yönetmeliğine girmeyin. Çok karışık. Kafanız karışır. 6306 sayılı yasa da karışık. Ama okuyun. Ve hiç kimsenin, ben dahil, süslü sözlerine itibar etmeyin. Çok ağır bir durumla karşı karşıyasınız. Kimse kolayına çözüm söyleyemez. Kişisel kanaatimi söylüyorum. Çok büyük rantlar elde ediliyor. Bakırköy bu rantların çok yüksek olduğu bir yer. Yeni torba kanunun yürürlüğe girmesi söz konusu olursa durum daha da ağırlaşacak. Ama umut yok mudur diye sorarsanız, ben size Fenerbalat'ı göstermek isterim İstanbul örneğinde. Toz Koparan'ı göstermek isterim İstanbul örneğinde. Bu mahalleler, bu insanlar birlikte davrandılar, direndiler, dava da açtılar ve kazandılar. Süreç hala devam ediyor oralarda. Burada da ağır bir durum var. Son sözüm şu olsun. Ne zaman isterseniz hani böyle bir ayrıntılı eğitim yapmaya çalışalım. Nasıl söylenir? Yani çok fazla hüküm, çok fazla istisna ve istisnanın istisnası var. Ayrı ayrı değerlendirmesi gerekir. Ama ana fikir biraz önce söylemeye çalıştıklarımdır. Bu kadar. Can Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, bana bu arada sorular geliyor ama birçoklarınızın aslında kafasından geçen beklentilerin ne olduğuna ilişkin kısaca benim yapacağım açıklamada da cevap bulacaksınız. O yönden bir açıklama yapıp ondan sonra sorulara geçeceğiz. Dönüşüm yasasında buradaki mülkiyet sahiplerinin esas beklentisi imar artışıdır. Yasanın zaten ruhu da buradan hareketle bir dönüşüm finansmanını öngörüyor. Şimdi imar artışı derken, lütfen dikkatli dinleyin, iki şeklini çok birbirinden farklı bir şekilde, bu ikisini ayırarak bu farklılığı anlatmaya çalışmak istiyorum. Bir plan yapılır. O plana göre bir kat, iki kat imar izni verilir. Siz kendi mülkiyetiniz üzerindeki tasarrufta yine söz sahibisiniz. Dilediğiniz bir müteahhitle ya da kendiniz inşaatınızı o yeni imar koşullarına göre yaparsınız. Kentsel dönüşümdeki imar artışının bununla hiç alakası yok. Kentsel dönüşümdeki beklentiniz yönünde var olacak olan imar artışı bir iki kattan çok daha fazla bir kere. Bu bir iki kat filan da değildir. Bütünüyle dönüşümü uygulayacak bakanlık ya da yetkilendirilmiş belediyeye arsanızın, mülkiyet sahibi olduğunuz, tapu sahibi olduğunuz arsanızın üzerindeki tüm tasarrufu o kuruma vererek yapacaksınız. Şimdi burası çok önemli. Diyelim ki buna da razı geldiniz.
Ben bütün mülkiyetimle ilgili tasarrufu kamu yöneticilerime güveniyorum. Bu tasarrufumu buna veriyorum. Diyorsunuz yasa Bakırköy'de belli bir alanda 7 mahallede kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Peki o zaman şu olacak 13. madde kentsel dönüşüm yasasında. 13. madde aynen şöyle diyor. Bu kapsamda yapılacak kentsel dönüşüm uygulamaları için. Önce sizin dairelerinize mevcut yetkilendirilmiş kurullardan, bakanlığın yetkilendirdiği kurullardan değer tespitine gelecekler. Bu değer tespitini yaparken malum yıkılacak düzeyde olan işte %78'i çürük tırnak içinde söylüyorum diye ifade edilen Bakırköy'deki daire değerlerinin ne düzeyde olacağına da bir herhalde kanaat getiriyorsunuz. Sizin dairenize bir değer biçilecek. Atıyorum 200 lira. Sonra o bölgede yetki verdiğiniz belediye eğer bunu yürütüyorsa dilediği şekilde yeni bir plan yapacak. Bakırköy'de önerilen şu an duyumlardan aldığımız %32'lik bir nüfus artışı öngörülen plan yapılacak. Ve siz o planda daha iyi anlaşılabilir olması için muhtemelen maketleri de olacak. Maket üzerinden bir ön satış sözleşmesi yapacaksınız. Bunları yasa söylüyor. Ben uydurmuyorum. Yasada yazan şeklini söylüyorum. Sonra proje tamamlandığında yeni bina ile sizin önceden daireniz için belirlenen değer farkı arasındaki farkı bir fiil ödedikten sonra o dairenin sahibi olacaksınız. Yani siz o mahalledeki potansiyel alıcısınız. Bakın bunu yasanın söylediklerini size daha anlaşılır bir dille anlatıyorum. Dolayısıyla hani bugün gerçekten de benim evimde de var, emekli var, yaşamını ancak emekli maaşıyla idame ettiriyor. Beklenti diyor ki işte benim evimi 2-3 kat imar artsın, doğru. İşte müteahhit karşılığını bu olur, ben de evimi yenilenmiş evimde huzur içinde otururum diye bekleyen son derece masumane beklentisi olan onlarca komşularımız, yüzlerce komşularımızın olduğunu biliyorum. Ama onlar bilsinler ki en fazla 2 sene sonra çok daha ciddi bir bedeli şu an evlerini yıkıp yapmak için metrekare başına 1 ile 1500 lira arasında ödemeleri gereken miktarın çok daha üstünde bedel ödemek zorunda kalacaklar. Belediye başkanının sizlere hiçbir binadan 1 lira para almadan aynı konumda aynı büyüklükte daireyi teslim edeceğim şeklinde cep telefonlarınıza gelen mesajın hiçbir yasal dayanağı yoktur. Bunu bu şekilde bilin. Buna göre siz yerinizi teslim ediyorsanız edil tabii ki. Biz diyoruz ki mülkiyet sahipleri kendi yerlerine ilişkin tasarruflarını en temel hak olarak kendileri belirlesinler. Olayın özü bu. Bununla birlikte Bakırköy Belediyesi'nin öngördüğü ve bakanlıkla görüşmelerde olduğu bu dönüşümün nasıl olacağı ve nelerin vaat edildiğine ilişkin bir takım konulara herhalde değinmemizi anlıyorum ki bu gelen sorulardan bekliyorsunuz. 7 mahallede toplam 358 hektarlık alanda nüfusun oranının %32 arttırılarak yeni bir bu imar artışıyla da finanse edilerek yeni bir Bakırköy kurgusu yapılıyor. Ve bu kurguda 1100 olan imar adalarının 130 imar adasına düşürülmesi öngörülüyor. Bu şu demektir. 25 ile 30 bin metrekare büyüklüklerinde ki bunu ifade ediyor belediye yöneticilerinin ya da sorumlularının zaman zaman yaptıkları toplantılarda ve gazete röportajlarında artı televizyonda bir fiil belediye başkanımızın yaptığı açıklamalarda verdiği rakamları size söylüyorum. Bu şu demektir. Bakırköy'de 130 tane site yapılacak demektir. Onu öngörüyor. Peki mevcut bu emsal değerleri mevcutta var iken bunların yapılabilirlik olanağı matematiksel olarak var mı? Önce ona bakalım. Onu da söyleyeceğim. Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım. Bakırköy mevcut dokusu imar planlarından dolayı ticaret artı konut olarak imar uygulaması yapıldı.
Birçoklarımızın binasının zemin katı ticari fonksiyonlu dükkanlardır. Ana arterlerde binanın tamamı ofis ve benzeri düzeyde yine ticari fonksiyonlu mülkiyetlerdir. Böyle bir siteye dönüşümünde şunu çok iyi bilmeliyiz ki Bakırköy'ün bir evinde, bir mahallesinde evi olan ama diğer mahallesinde manavı olan, kasabı olan, bakkalı olan, kuaförü olan, kahvesi olan esnafın büyük ölçüde yeni şekil yapılacak bu tasarımda yeri yoktur. Tasarlanan yerlerde sadece site yönetimine ilişkin bir yapının, işte büyük o marketler, isim vermeyeyim reklam olmasın, onlardan bir tanesinin, bir tane eczanenin yapılan örnekleri biliyoruz. O şekilde düzenlenmesi demektir. Şimdi hepinize bugün bir yetkili, biz Bakırköy'de şunu yapacağız diye, aslında onu başka bir örnekten yapabilirdim. Size DİA gösterilerinde muhtemelen yine TOKİ'nin Halkalı'da yaptığı ilgi de gören siteleri var. Size bu tür öneriler sunacaklardı. Yani adanın tamamının altı bir ya da iki kat otoparka dönüştürülmüş. Tüm arabaların orada otoparkta yer bulduğu, sığmayanların yine etrafta yer bulduğu, blokların yükseldiği bir model önereceklerdi. Bu model Bakırköy'ün şu mevcut dokusu varken olur mu? Örnek, Halkalı'da yine çok itibar gören, isim vermek istemiyorum reklam olmasın diye, ben bir tanesini, hatta birkaçını inceledim. Mevcut o dokularda kat yüksekliği 20 kattır, iskan emsali 1.6'dır. Bakın dikkat edin. 1. emsalli, yani incelediğim adada 193 bin metrekare, 19 hektarlık alanda 2300 dairelik bir site 1.6 emsalle onu gerçekleştirmişler ve kat yükseklikleri 20 kat, blok aralarında da en fazla işte 9-10 metrelik mesafe var. Ortada bir boşluk var, havuz var. Beklediğiniz aslında sizin canlandırmaya çalıştıkları şey var. Tren yolunun altında kalan bölümde emsal şu an 4'ün üstünde. %30 arttırdığınızda bu emsal 5.2 olacak. Yani o gösterilecek olan projelerin içine o bloklardan 3'er 4'er kat daha fazla koyduğunuzda ancak Bakırköy'deki halkı yerleştirebileceksiniz. Bunu bir kere bu kadar net söyleyebilirim. Bu bölgedeki Kartaltepe Ayrık Nizam olarak şekillenen Zuhrat Baba'daki emsal 3. %32 arttırmakla emsal olacak 3.94. 1.67'lik yerdeki o görsel yerleşimi buraya fiziken yapmanız mümkün değil. Bir kere bunu bilelim. Yani böyle bir aşırı yoğunluk artışında beklenilen şeyin gerçekleşmesi söz konusu değil. Peki başka neler, bu önerilerle başka nelerle karşılaşacağız? Bazı geçen alanda 8000 binanın olduğu söyleniyor. Bu 2000 yılında yapılan Bakırköy'ün %78'i çürüktür söyleminin dayanağı olan raporlarda 11 bin binanın hızlı tarama yöntemiyle tetkik edildiğini raporlardan biliyoruz. Bu tetkiklerde 329 bina bu alanda yüksek riskli olarak rapor edilmiş. 15 yıldır bu 329 bina ile ilgili yerel yönetimimiz ne yaptı? Bu binalardan bir tanesini boşalttı mı? Boşalttıysa oradaki mağdurlar için ne yaptı? Şimdi bana bir soru geldi. 97'de binası yıkılan bir parsel sahipleri var aramızda. Hala da inşaatını yapamadığından yakınıyor. Yani bütün bununla birlikte o günden bugüne kadar benim öğrenebildiğim bilgiyle 1500 tane bina son 15 yılda Bakırköy'de yenilendi. Yani bu bahsi geçen yeni yönetmelik şartlarında deprem performansları açısından yönetmelikle kıyasladığımızda sorunu olmayan bu 8000 bina arasında zaten 1500 tane bina var. Siz bir planlama yaparken Can Bey biraz önce bahsetti. Yeni binalara hukuken dokunmanız mümkün değil. Yasa ilk çıktığında
plan bütünlüğü için bunu yıkabiliyordunuz. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etti. Yani bulunduğunuz bölgede yeni bir bina varsa bahsettiğiniz düzeyde bir planlamayı o kadar da kolay yapmanız söz konusu değil. Eski eser tescilli yapılar var. Eski eser tescilli yapılara da dokunmanız mümkün değil. Orada kurul kararı çok önemli. Yalnız kurula şöyle bir öneri getirildiğini kuruldaki arkadaşlarımızdan öğrendik. Bakırköy'deki eski eser, farklı mahallelerde olan yapıları bir adada toplasak ne dersiniz? Yani böyle bir öneriyi sunabilme cesareti göstermek bile gerçekten trajikomik bir durum. Şimdi devam ediyorum. Birçok sorularınız aslında bu konuşmalarımda zannediyorum aydınlanıyor. Şimdi bakın 348 hektardaki dönüşüm alanında yine teknik açıdan matematik olarak söylüyorum. Rakamları not alabilirsiniz. Yine açıklamada deniyor ki bu alanın %28'i yoldur. Bu yollar çok fazladır. Otopark olarak kullanılıyor. Bunların yarısını biz imar adasına birleştireceğiz. 18. madde uygulayacağız. Peki öyle olsun. 348 hektarın %28'i yaklaşık 100 hektardır. 50 hektarı yine yol olarak kalacak. Yeni planda o 100 ada yapıp aralarında caddeler olacak ya. O diğer 50 hektar imar adalarına katılacak. Dolayısıyla 350'den 50'yi düşün. Ne kaldı? 300. Mevcut dokuda 50 hektarın çok daha üstünde kamu yapılarının arazileri var. Mevcut yeşil alanlar var. Hazineye geçmiş, dokunulamayacağı. Bu şekilde kamuya ait olan 50 hektarın üstünde alan var. Net rakamı bilemediğim için bir şey diyemiyorum. 50 hektar olarak kabul edin. Alanımız düştü 250'ye. Şimdi siz 50 bin ek nüfus getireceksiniz. Bu bölgede 150 bin nüfus yaşıyor. %32 nüfus artışı yapacağım diyorsunuz. Emsal artışından bahsedilmiyor çünkü orasıları muallak çünkü duruma göre yetki alındıktan sonra değişecek. 50 bin nüfus için bu planın bakanlığın onaylayabilmesi için yine aynı bakanlığın yayınladığı yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı plan yapma yönetmeliğine uygun olması lazım. Plan yapma yönetmeliği diyor ki yeni bir plan önüme getirdiğin zaman bu kentsel dönüşüm kapsamındaki plan olsun ya da başka yasaya göre plan olsun. Kişi başına ilk, orta, anaokul, lise düzeyindeki eğitim için 5.8. Sağlık için 0.75. İbadet, cami ve benzeri ibadet yapıları için 0.5. Sosyal ve teknik altyapı için şu kadar. Uzatmayayım. Toplamda 9.5 metrekare. Yaklaşık 50 bin kişilik ilave nüfus için 50 hektarda ayrıca ya kamulaştırma yoluyla ki buna belediyenin gücü yetmiyor ya da bilabedel yine bizim arsalarımızdan vakti zamanında imara açılırken %40 zaten terki olmuştu. Bilabedel 50 hektar daha yerin ayrılması lazım. Geriye ne kaldı? 200. Bakın iyi dinleyin. Ben bir ciddiyetsizliği aslında anlatmak için bunu size anlatıyorum. Yine açıklamada dönüyor ki Bakırköy'de 0.9 metrekare yeşil alan var. Biz bunu 12 metrekare aktif yeşil alana çevireceğiz. Şimdi ya gerçekten aktif yeşil alan nedir bilmiyorlar ya da gerçekten bizi kandırıyorlar. Eğer siz 12 metrekare aktif yeşil alan yapacağım diyorsanız 200 bin kişi için 240 hektar aktif yeşil alan ayırmanız lazım. Elimizde 200 hektar yer kalmıştı. 240 hektar daha aktif yeşil alana yer lazım. 40 hektar açık var daha inşaata yer kalmadı. Daha oturacağımız evler için yapacağımız inşaata yer kalmadı. Bunu bakınız. Çok samimi olarak gerek açıklamalardan gerek bu görüntüdeki görüşmelerde olan şeyleri söylüyorum. Ha bunu yapanlar çok iyi biliyorlar ki bu iki kere bunun kamulaştırması mümkün değil. Aktif yeşil alan demek kamu eline geçmiş yeşil alan demektir ki buna Bakırköy Belediyesi'nin 100 yıllık bütçesi yetmez. Böyle bir kamulaştırma gerçekleşmesi mümkün değil. O halde zaten mevcutta tren yolunun üstünde 0.25, tren yolunun altında da %60'ına oturan binalarımızın vakti zamanında büyük müyük de oturmuştur. %30 oturduğunu varsayalım. Zaten %70'i pasif yeşil.
Yani yeşilin tanımı o. Arka bahçeler, evinizin bahçeleri zaten pasif yeşil. Dolayısıyla buradaki bu aktif yeşil şeyinin ifadesinin yanılarak yazıldığını en iyimser şekilde düşünelim diyorum. Yani fiili olarak pratikte böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Onun dışında bu dönüşümün gerçekten de sosyal boyutu var. Bakınız buna dikkat edin. Bakırköy nüfusu bir kere çok iyi bir analiz yapılmamış. Bakırköy'de oturanların yüzde kaçı kaç yıldır Bakırköy'de oturuyor? Hangi sıklıkta ikametgahlarını değiştiriyorlar? Yani biz biliyoruz ki gözlemsel olarak net elimizde rakam yok ama Bakırköy nüfusu yaşlı ve uzun süredir kendi binalarında oturuyor. Böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla bir komşuluk ilişkileri oluşmuş durumda. Her mahallede bir kahvehane var. Emeklilerin vakit geçirdiği. Evlerin arkasında 3-5 apartmanın bir araya geldiği bir takım alanlar yaratılmış. Böyle bir dönüşümden sonra mahalle kültürünün bütünüyle ortadan kalkacağını bilmeniz lazım. Yani bir site kültürünün hakim olacağını bilmeniz lazım. Siz bu bahsettiğim sitelerde ödenen aidatları biliyor musunuz? Şu an ödediğiniz apartmanlardaki aidatların 10 katından fazla. Analiz ettiğim apartman sitede iki oda bir salon dairenin aidatı 550 lira arkadaşlar. Yani bütün bunları bilerek reaksiyonunuzu buna doğru gösterin. Ve yasada olmayan hiçbir taahhüde açıkçası yasal dayanağı olmadan kabul etmek durumunda olmadığınızı da bilin. Çözüm şudur. Şimdi tabii ki bakın çözüm şudur. Çözüm şudur. Ben size söyleyeyim. Çözüm şudur. Çok net söylüyorum. Bizim gayrimenkullerimiz 10 yılda bir kendini finanse eder. Ve bir gayrimenkul değeri vardır. 30-40 yıllık yapılar 5-6 kere kendini finanse etmiş demektir. Dolayısıyla binalarımızı mevcut imar koşullarına göre çok büyük çıkmaz sokaklar vesaire gibi benzeri durumlar varsa belediyenin işte bunları gözeterek daha sağlıklı yaşanılabilir bir planlama tadilatı, planlama yapabilir. Kendi finansman kaynaklarımızla bunu yapmamız lazım. Bunun için de SALT bu kentsel rantın ki toplumun %50'sinin mülkü yok. Diğer %50'sinin mülkü var. Bizim yaptığımız istatistiklere göre toplumun yarısı kirada duruyor. Bu şu demektir. Diğerinin en az ortalama iki gayrimenkulü var. O halde siz kentsel rant üzerinden bir finans kaynağı yaratacaksanız bunu SALT mülkiyet üzerinden yapmanız da doğru değildir. Eşitlikçi de değildir. Çünkü bir taraftan siz bunu beklerken diğer taraftan asıl barınma ihtiyacı olan toplumun %50'sini hiç düşünmüyorsunuz. Kaldı ki esnaf düzeyinde olanlar tamamen mağdur oluyor. Dolayısıyla böyle bir bu hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirecek bir durumdur. Yapılacak olan şudur. Kendi ve inanın bir matematik yapsanız asıl karlı olan da budur. Gerçekten bunu bilmeniz gerekiyor. Biraz önce söylemeyi unuttum. Bu ada bazında yapılacak olan dönüşümdeki maliyetler altyapıya mesela şimdi hatırladım onu söyleyeyim size sizinkine cevap vereceğim. Bütünüyle Bakırköy altyapısı elektrik kablolarından, fiber optik kablolardan, sudan, kanalizasyondan tamamıyla yenilenmesi demek. Artı adanın tamamı inşaat olacağı için yüzey suları, yağmur sularının kontrolü ve tahliyesi için ek bir maliyet demek. Bütün bu maliyetler arsa edinimiyle birlikte yeni binalara ilave edilecek ve aradaki fark sizden öyle istenecek. Bir kere bunu bilin. Şimdi gelelim şeye. Siz mevcut parselinizde herhangi bir yeni altyapı yatırımı gerekmeden, yeni bir imar artışı gerekmeden bugün metrekare inşaat maliyeti 1000 ile 1500 lira arasında çok daha binanızı yapabilirsiniz. Yapılması gereken konut ihtiyacına ilişkin konut finansmanı amaçlı ister mülkiyet sahibi olsun, ister biraz önce Ali Hocam çok iyi açıkladı, depremsellik açısından binasını güvenceye almak için güçlendirme finansmanı için, isterseniz hiç gayrimenkulü olmayanın mülkiyet edilmesi için düşük kredili finansmanın sağlanması lazım. Bakın bugün yıkıp yapılan evlerde bunu yapabiliyorlar. Buna bu güç var. Yıkıp yapılan evlerde
banka kredileri %10-11 civarındayken %6-7 aralığında bankalar dönüşüm kredisi veriyor. Onun için de bu kadar tekil bazda kentsel dönüşüm diye adları altında yazılıyor ya. Onun için yazıyorlar zaten. Bu kredilerden yararlanmak için yapılıyor. Burada esas olan şudur. Biz kendi binalarımızı bir kere kendimizin yenilenmesini yapmamız lazım. Onun için artı ucunun nereye gideceği belli olmayan hayali rant artışlarını beklersek 15 sene daha bekleriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok özür diliyorum. İsterseniz ara vermeyelim. Ara verirsek dağınıklık olur. Şimdi buraya gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ama bir şey var. Buraya gelen yok, sözlü de olabilir. Söz almak isteyenler olabilir. Söz alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mikrofon gezdirmemiz gerekiyor. Bu salondaki görevli arkadaşlar kim? Ben şöyle bir tane de o şey de olsun. Diğer mikrofonu da başka bir saniye. Arkadaş söz aldı. Tamam. Mikrofon geliyor şimdi oraya. Mikrofonla lütfen. Kendisi dedi artık. Pardon, geçebilir miyim? Sırayla gidelim lütfen. Hanımefendi orada bekliyor. Söz vereceğim. Herkese söz vereceğim. Çıkan arkadaşlar var. Cemal Bey size de söz vereceğim özellikle. Merhabalar. Evet, dinleyelim. Her şeyden önce lütfen bugün dinleyelim. İçin sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İsmim Türkan Akdeniz. 50 yıldan beri buradayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Ve babamın gerçekten bizler için uğraşarak aldığı evi kimseye kaptırmaya niyetim yok. Bu bir. Bir ikincisi, biz maalesef şu anda emekli bir aileyiz. Ve emekli paramızla hiçbir şey yapamayacağımıza göre bunun yolunu, yöntemini siz bize dediniz ki kendiniz bir şeyler yapmak zorundasınız. Peki bunu nasıl başlatabiliriz ve ne yapabiliriz? Ve kime başvurabiliriz? Madem ki belediye denen kişiye başvuramıyoruz ve başvurduğumuz andan itibaren Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde olan kişiye kadar gidiyor, bakanlara kadar gidiyor ve bir daha geri alabilme şansım olmadığına göre ben kendi başıma apartmandaki kişilerle birleşerek ne yapmam lazım? Yolu yöntemi nedir? Teşekkür ederim. Ben kısa kısa cevaplar verip söz vereceğim. Hemen şey olmasın, unutulmasın diye. Normal imarı olan bölgede yaşayan, ki herkesin yaşadığı yerin imarı mevcutu kadar asgari düzeyde vardır. İlgili belediyelere yapılan müracaatta belediyeler, eğer yeniden binayı yapmak istiyorsanız yeni bina için ruhsat, güçlendirme yapmak istiyorsanız da güçlendirme için ruhsat vermek zorundadır. Kentsel dönüşüm kapsamında, bu mevcut yasa kapsamında tekil bazda bir inşaatı yapmak istiyorsanız arsa değeri üzerinden %70'te kredi almanız mümkündür. Buyurun. Şimdi pardon. Buyurun. Konuşmacı arkadaşlar Bakırköy'de parsel düzeyinde kentsel yenileme başladı dedi. Ama şu anda durduruldu. 2014 başlayan bir şey yok. Söylemde var. Başlayan bir şey yok. Parsel başında, parsel bazında insanlar yeniliyordu. Ha, ama tamam. 2014 Kasım'ında imar ruhsatı verme durduruldu. Evet. Yani 2014 Kasım'ından itibaren belediye ada parselleri birleştirmek adına, yolları bunlara katmak adına insanları bir kat, iki kat diye oyalayarak bunu imar ruhsatını durdurdu. Şimdi parsel düzeyinde şu anda Bakırköy'de yapılamıyor. Bize bu bir iki katı almak için acaba Çevre Şehircilik Bakanlığı'na riskli alan mı ilan etmek istiyor Bakırköy'ü? Eğer ettiği takdirde bizi bekleyen tehlikeleri siz anlattınız. Çok ciddi tehlikeler bekliyor. Yani bulunduğumuz yerde bir defa kesinlikle olamayacağız. Cadde üstündekiler belki üç sokak arkada olacak. Belki olduğu yerde diyor, bir de ben diyor ki imar komisyon başkanı
muhtarlıkta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasında diyor ki yeni binayı da ben kamulaştıracağım ve yıkacağım diyor. Ve açık açık bir de bunları internet sitesinde yayınlanıyor. Zurat Baba internet sitesine bakabilirsiniz ama hukuken bu mümkün değil. Mümkün değil, hemen kaldırdılar zaten. Hemen internet sitesinden kaldırttı belediye. Bu büyük bir tehlike. Şimdi imar ruhsatının durdurulması, burada bizim yapacağımız şey, Bakırköy halkının yapacağı şey, Bakırköy Belediyesi'ne baskı yapmak, riskli alan ilanını kesinlikle kabul etmemek. Yoksa bütün evlerimiz elimizden gidecek. Anlatabiliyor muyum? Belki parsel düzeyinde. Çok teşekkürler. Sizin sadece evet. Anladım, bu soru acaba net, riskli net alan ilan etmek istiyor mu Bakırköy Belediyesi? Bu bir tehlike mi? Var mı böyle bir tehlike? Evet. Teşekkür ederim. Çok önce şunu söyleyeyim hemen. Bakırköy Belediyesi'nin yaklaşık 10-11 aydır inşaat ruhsatı vermemesine ilişkin idari tasarrufu tamamıyla hukuk dışıdır. Yasal değildir. Bunu bir kere bu girişimde olan mal sahipleri ve müteahhitler bilsinler. Belediye normal imar planını mücbir bir sebep olmadan, meclis kararıyla durdurmadan böyle bir uygulama yapamaz. Ancak kentsel dönüşüme alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Bakırköy kentsel dönüşüme alınsaydı, ona dayanak olarak mevcut imar uygulamalarını durdurabilirdi. Yasa öyle diyor zaten. Dolayısıyla yeni binalara dokunulamayacağı bilindiği için, biraz önce de biri sordu, olası bu tür yeni binalarda yeni sorunlarla karşılaşmamak için beklentide hukuk dışı bir şekilde 10 aydır ruhsatlar durdurulmuş durumdadır. Pazartesi itibariyle de verildiğini öğrendik. Can Bey bir şey söyleyecek, buyurun. Çok kısaca söylemek gerekirse ruhsat verilmemesi işlemi dava konusu edilebilir bir idari işlemdir. Dava konusu edilmesine yarar vardır. Bir. Tamam. Tamam, yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Eğer çok şimdi şunun sonu yok. Müteahhit eğer müteahhit ise meslek yani faaliyet sürdürecekse bir yerde bu meseleyle karşı karşıya gelecek. Bu bir idari işlemdir, dava konusu edilebilir, edilmesinde yarar vardır. İkincisi bu kamulaştırma meselesi. Beyefendi kimdir bilmiyorum. Kendi kesesinden para, hayır sizi değil, sizi değil. Bu Zuhrat Baba'da konuşan kamulaştırırım yeni binayı falan diye. Tamam. Kendi kesesinden harcamadığı için bir usul adap öğretilmesinde yarar vardır. Her belediyenin, her yerel idarenin stratejik planı olur. Bu stratejik planda belirlenmiş önceliklerle bütçe belirlenir. Bakırköy Belediyesi'nin ya da herhangi bir kamu idaresinin bu düzeyde yüksek kamulaştırma yapacak bütçesi var mıdır başkan? Mesele budur. Yani bu kadar kolayına konuşulabilecek şeyler değil bunlar. Evet, bu arada yine söz almak isteyenlere söz vereceğim ama elime gelen sorulara da kısa kısa cevap vereyim. Burada bir soru var. Danıştay'ın dur dediği bir kamulaştırma kararı varmış. Bu şu demektir, kamulaştırmaya ilişkin Danıştay yürütmeyi durdurduysa o kamulaştırma yapılamaz anlamına gelir. Sorunun devamında da Mimarlar Odası Bakırköy Belediyesi ile küs müdür diye bir soru var. Tabii ki kurumlar arasında böyle bir şey olmaz. Bizim herhangi bir genel başkanımız konuşmasında bunu çok güzel izah etti. Mesleki alandaki doğruları kamuya, ilgililerine, kamu yöneticilerine ve halka anlatmak gibi anayasal bir zorunluluğumuz var. Kamu kurumu niteliği de bir meslek odası olmamızdan ötürü. Dolayısıyla söylemler zaman zaman bazı siyasi kurumların paraleline ya onlara göre yakın olur, kimine göre zıt olur. O bizi hiç bağlamaz. Biz doğru neyse, mesleki doğrular onu ifade etmeye çalışırız. Buyurun efendim, söz almak isteyen buyurun. Buyurun efendim. Efendim önce sizler bizi bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Vatanımın da sizin gibi insanlara şu anda çok ihtiyacı var. Oturduğumuz ev tam 55 yıllık ev. Fakat depremde bir tane küçücük bir şeyimiz bile devrilmedi. Fakat yapan müteahhitin de şu anda Amerika'da. Çok sağlam bir ev yaptım. İstanbul yerli tabii çıkarı da yok ki söylesin bu kelimeyi. İstanbul yerli bir olsa da benim binam kalacak demiş. Ona da pek güvencem yok.
Fakat 55 yıllık evin hemen yıkılacağını söylüyor apartmandaki bir mülkiye sahibi. Biz nasıl bir mücadele yaparız? Fakat ben örnek vermek istemiyorum. Demin siz de bizi aydınlattınız. Ben evde yokken gelip duvarı oyarlarsa ben ne yapacağım? Yıkım olayı şöyle oluyor. Ona da değineyim çok kısaca. Kentsel dönüşüm kapsamında binadaki hisse sahiplerinden herhangi birinin müracaatıyla önce bakanlıktan yetki almış hasar tespiti yapan kurumlar geliyorlar, bir hasar tespiti yapıyorlar. Sonra bu hasar tespitini bir kişinin müracaatı yeter. Bakanlığa, Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Orada heyet binanın yıkımına eğer karar verirse, yıkımına karar verilip tapuya yazı gönderiyor. Belediye yazı gönderiyor. 2 ay süre veriliyor. Mülkiyet sahipleri yıkmazsa o 2 aylık süre sonra 1 aylık daha uzatması var. Elektrik, su ve benzeri altyapı hizmetleri kesilerek fiili yıkım kamu tarafı eliyle yapılıyor. Tam bu arada Ataköy'den bir soru vardı bu yıkımla ilgili. İtiraz edilmiş. Şimdi daha önce yine yasada bu kanunun uygulanmasına ilişkin maddelere dava açılsa bile yürütmeyi durdurma verilemeyeceğine dair bir düzenleme vardı. Anayasa Mahkemesi bunu da kaldırdı. Dolayısıyla bu binada oturanlar hasar tespitine ilişkin bir kaygıları varsa dava açar ve bu kararı durdurma olanakları hukuken vardır. Yürütmeyi durdurma da alabilirler. Mahkemenin vereceği karara tabii bağlı olarak. Teşekkür ederim. Buyurun. Bir şey ilave etmek istiyorum. Affedersiniz. Şehircilik Bakanlığı'na gönderilen riskli bina raporunda yıkım verilemiyor. Yıkım demiyor zaten orada. Risklidir diyor bina. Bundan sonraki süreçte bina sakinlerine eğer 1/4 yıkım derse yıkım oluyor. Şayet 1/4 binanın güçlendirilmesi yönde bir şey yapacaksa belediyeye projesini sunuyor. Biz diyor binamızı güçlendireceğiz diyor. Dolayısıyla yıkım apart bina sakinlerinin çoğunluğunun kararıyla oluyor. Kamu acil kamulaştırmayla şöyle oluyor. Onu da ben açıklayayım istersen onu. Bir şey daha söylüyordunuz. İkisini birden cevaplandırayım. Efendim, bir sol mantolama diyorlar. Şimdi bakın o güçlendirme değil. Güçlendirme projesini hazırlayarak veriyorsun. Şimdi diyelim ki belediye size 2 aylık süreyi verdi. 2 ay içerisinde proje vermediniz veya yıkıp yeniden yapacağım diye bir şey de bulunmadınız beyanda. Kamu adına belediye genel yönetim geliyor, binanızı yıkıyor. %20 fazlasıyla sizden tahakkuk de ediyor onu. Sonrasında buyurun anlaşın diyor. Eğer anlaşamazsanız kamu aranızda, ondan sonraki süreçte ya geliyor belediye yerinizi alıyor, arsa değeri üzerinden yerinizi alıyor veyahut da işte mahkemeye vererek izahleştirir durumları ortaya çıkıyor. Evet. Buyurun efendim. Efendim, öncelikle sizlere Mimarlar Odası olarak teşekkür ediyorum. Siz de zaten Bakırköy'de oturduğunuza göre, bakın, ben önce kendimi tanıtayım. Ben Kartaltepe Mahalle Muhtarıyım. 90'dan beri muhtarlık yapıyorum. 1958'lerde Bakırköy'üne geldim. Bakın 6. belediye başkanıyla çalışıyorum. Halen bu sevgili Bakırköylülere hep size teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Halen kentsel dönüşüm. Buradaki vatandaşların anasından, babasından, dedesinden kalan bir dairesi var. Niye yıllardan belli bunu, senelerdirli neden böyle halkı korkutuyorlar, halkı ürkütüyorlar? Yapılacak bir şey varsa hakikaten yapılsın. Ben diyorum ki bundan önce 3 sefer, 4 sefer efendime söyleyeyim toplantılara katıldım. Yine burada katıldım. 15.50'den 18.50'ye bir çıkartın da şu vatandaşı bir rahata kavuşturun. Bakın bir yapan bir müteahhit eğer ki bir cebine bir şey girmezse, bir şey kazanmazsa nereden çalacak, nereden yapacak? Nereden bu vatandaşa rahatlık getirecek? Ha yapıyorsa dairesi efendime söyleyeyim 3 oda bir salonsa o 2 odun bir salonstan salona değiştirilir. Ha şimdiki öğrendiğimize göre ada bazında efendime söyleyeyim yapılacak. Ha tamam.
ada bazında yapıldığı zaman 6 tane 10 tane binayı toparlarsın. Aradaki olan efendime söyleyeyim ufak caddeleri ve sokakları da birleştirirsin. Vatandaşa böyle yardımcı olursun. Bakın ben daha şimdiye kadar hakikaten diyorum hiçbir kimse bu şeye soruna getiremedi. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şey de Kartaltepe'de, Bakırköy'de hiçbir şey olmadı. Muhtarımız. Evet. Dinleyelim, toparlayalım lütfen. Evet. Evet. Ben fazla bir şey konuşmayacağım. Ben inanmıyorum ki bu şeylerin gerçekleşeceğini. Ben hepsine saygı duyuyorum. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir şey olur. Vatandaş da ona göre ayağını denge alır. Ona göre yön verir. Hayırlı teşekkür günler ediyorum. Diliyorum hepinizden. Ben bu arada bu sorular elime geldikçe onlara da yani yanıtsız hiçbir şey kalmasın istiyorum. Kentsel dönüşüme alındığına ilişkin bir bakanlar kurulu kararı var mı diyor. Şu ana kadar öyle bir bakanlar kurulu kararı söz konusu değil. Resmi gazetede yayınlanmış söz konusu değil. Beyefendiden sonra ben Cemal Bey'e söz vermek istiyorum. Çünkü o esnaflara ilişkin zannediyorum bir şey olacak. Önce beyefendiyi dinleyelim sonra size söz vereceğim. Buyurun. İsmim Çetin Bayır. Ben Bakırköy imar işlerinden aldığım bilgiye göre arsamızdaki binayı yine de yapmaya kalkarsak %25 inşaat veriyor. Ve 4+1 ya yani giriş artı 4 kat veriyor. Bunu ancak Beyazıt'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Deprem İşleri Müdürlüğü'nden binamızın çürük olduğunu ispat edersek o zaman binamızın şimdiki durumunu inşaata veriyor. Bunu da yardım olaraktan alınan banka kredisinin faizinin %35'ini bize yardım olarak veriyor. Ya da bunu kabul etmezsek 2 sene evvelki bilgiye göre aylık 400 lira kira yardımı yapıyor 2 sene boyunca. Şimdi bu duruma bakınca benim de bulunduğum apartmanda bir sürü arkadaşım ve ben emekli maaşında ya da ufak tefek bir gelir artışıyla zor geçiniyoruz. Bu şekilde bizim binamızı yapmamız mümkün değil. Anladığım kadarıyla da devletin de bize vereceği bir şey yok. Yani yapacağımız bir şey yok gibi geliyor. Peki. Bana. Evet. Teşekkürler. Biraz önce aslında söylemiştim. Şu an için olmayan o maddi miktar kentsel dönüşüme alındıktan sonra ödeyeceğiniz 2 sene sonra belki de şu an ödemenizden çok daha fazla ödeyeceğinizi bilin. O zaman nasıl bulacaksınız onu bilmiyorum tabii. Yani böyle bir gerçek var onu anlatmaya çalışıyoruz. Buyurun. Öncelikle tüm Bakırköy halkına selam olsun. Kadıköy Fikirtepe'den sizlere selam getirdim. Kentsel dönüşüm lütfen Fikirtepe'de olduğu gibi kentsel dönüşüm olmasın. Bizler bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Ben 25 yıldır Kadıköy Fikirtepe'de nacizane bir bakkal dükkanı işletiyordum. Mahalleyle entegre, herkes kardeşimiz, büyüğü ablamız, abimiz, küçüğü kardeşimiz oldu. Ama 25 yıl sonra buyur kardeşim yol dediler ve ben Fikirtepe'den Pendik'in bir mahallesine gitmek zorunda kaldım. Çünkü şehir beni dışına itiyor artık. Yani sizlerin de sonuçta karşılaşacağınız bundan çok farklı değil. Şu an birlikte olmanız zamanı. Herkes bir tarafa falanca parti, filanca parti derse bu işin içinden hiçbiriniz çıkamazsınız. Ben gerçek anlamda mağdurum. Bakın 2 çocuk babasıyım. Üzerimde bir şirket olduğu için çocuğuma burs dahi alamıyorum. 25 yıldır esnafım, boğazıma kadar borcum var ve ben küçük bir harçlıkla, o da müteahhitin inisiyatifine kalmış ve dışarıya kovuldum bir şekilde. Yani şehrin dışına atıldım. Şimdi aranızda esnaf var mıdır? Vardır, mutlaka vardır. Şimdi esnafa soruyorum. Yarın komşu Hasan amca olmayacak. Ayşe teyze gelip sizden alışveriş yapmayacak. Nereden alışveriş yapacaksınız ben size soruyorum. Bakın ben bir mahallenin bel kemiği olduğunu düşündüğüm bakkalların devletin aciz kaldığı noktalarda hani şu meşhur kara kaplı veresiye defteri vardır ya. İşte onlarla biz o açlıkları kapattık yıllarca. Peki gittiğiniz yerde bunu yapabilecek misiniz? Ya da
son haliyle şurada konuştuğunuz o koca koca binalardaki alışveriş merkezlerine gidip de diyebilir misiniz ki çocuğuma bir çiklet almak istiyorum ama param yok diyebilir misiniz? Diyebilecek misiniz ya da? Maalesef gelinen noktada şehir sizleri elinizdeki toprağı alıp şehrin dışına artık sizin beğenmediğiniz ya da bir başkasının yaşamak istemediği yerlere gitmek zorunda kalacaksınız. Bakın benim Fikirtepe'de de yerim yoktu. Kiracıydım ben. Peki ev sahipleri orada ne yaptı? Artık bir nevi hayal diyorum ben. 5 yıldır boşalttı evlerini. Evleri yıkıldı. Müteahhit kira verirse kirası olacak. Peki ya müteahhit kira vermese? Geriye dönecek ev kalmamış. Dursa cepte para yok. Birçoğunuz burada emeklisinizdir tahmin ediyorum. Mal sahibi olarak. Emeklisiniz. Babadan kalmıştır, ebeveyninden kalmıştır. Toprak sahibisinizdir. Peki burada size soruyorum. Nereye gideceksiniz? Emekli maaşınızla nerede oturacaksınız? Ben de emekliyim. Şimdi gerçek anlamda mağduriyeti giderecek bir proje yapılması gerekiyor. Devletin burada yani beylerin bahsettiği gibi çantacı müteahhitlerle sizleri yüzleştirmeden evvel bunu ciddi manada bir kanun altına alması gerekiyor. Mesela en azından mahallenizin envanteri çıkartılabilir. Bu mahallede ne kadar insan yaşıyor? Ne kadar esnaf var? Bu esnaflar ne yapabilir? Nereye gidebilir? Soruyorum. Yani bunu yaptı mı? Hiç kimse bir şey yapmadı. Ben görmedim. Çünkü ben bunun mağduriyetini yaşıyorum. 25 yıllık esnafım. Bugün yaşadığım sıkıntı. Ya Allah razı olsun başkanıma da bir şekilde ulaştım. Dedim ki benim konuşabileceğim bir ortam. Dedi ki Bakırköy'de de böyle bir şey var. Orada konuşabilirsin. Lütfen. Kadıköy'de var. Lütfen bu olayları rant olarak düşünmeyin. Güncel olarak düşünmeyin. İleri vadede düşünün. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kusura bakmayın ne olur. Cemal Bey'in bakkal anlatımı bana bir şey hatırlattı. Çok değer verdiğim bir büyüğüm. AVM alışverişlerinizi AVM'lerden yaparsınız ama cenazenizi bakkaldaki kasap, manav, bakkal kaldırır demişti. Bu bakımdan mahalle kültürünü gerçekten çok önemsememiz gerekiyor. Bunun karşılığında bize öngörülenin ne olduğunu iyi değerlendirmek lazım. Buradan devam edelim. Başka, bu arada önümde bir şey var. O soruya da cevap vereyim. 1410 metrekare 2 adet binası olan bir komşumuz diyor ki biz yeniden inşaatımızı kendi finansman kaynağımızla yapabilir miyiz? Mevcut imar planına göre yapabilir. Hiçbir şey yok. Evet. Buyurun. Evet. Sayın Başkanım. %25 taban oturumudur Bakırköy'deki imar planlarının. Evet. Taban oturumu %25'tir. Çıkmalarla bu birinci katlarda %30-35'leri bulur. O çerçevede inşaatınızı tamamlarsınız. Mevcut yürürlükteki imar planına göre herkes inşaatını yıkıp yeniden yapabilir. Evet başkanım. Ali Bey. Ruhsatta o inşaatı üstlenecek bir müteahhit firma olmakla birlikte aranızdan bir tanesi diğerlerinin de muvafakatıyla potansiyel müteahhitlik kaydını ticaret sicili kaydettirerek yapabilir. Şu an o imkan olanaklıdır. Buyurun. Evet Sayın Başkanım biz Kartaltepe Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan 3 parsel üzerine yerleşmiş bir resmi site değil ama site özelliği taşıyan bir yerde yaşıyoruz. Şimdi biz kendi olanaklarımızla bu 3 blok birleşip yenilemek istiyoruz. Ancak belediyeye başvurduğumuzda çok büyük oranda yola terk olarak yerimiz alınmış. Bu yola terk olayı çözümlenmeden bizim orada vatandaşlarımızın imkanlarıyla bir yer yapmamız mümkün değil gibi görünüyor. Bu yola terk konusunu nasıl halledebiliriz? Mutlaka benzer konuda komşularımız da burada vardır. Evet, başkanım. Teşekkürler. Şimdi şöyledir imar uygulaması. Mevcut imar planlarına göre yapılaşma tamamlandıktan sonra zaman zaman yine planlama çalışmaları yapılabilir.
yeni planlama çalışmasında bir takım değişiklikler, yola terk olabileceği gibi satın almalarınız da olabilir. Yürürlükteki plan neyse uygulamada olur. Can Bey'in bir sorusu vardı, okuduysan Can sen cevaplar mısın? Peki. Başka söz ben almak isteyen? Çok kısa soracağım. Buyurun. Çünkü mikrofon güzel bir şey eline alan bırakmıyor. Çok kısa Sayın Can Bey'e soracağım. 1,5 sene evvel evimi risk raporunu yaptırdım. Sayın Muhtarım'ın dediği babamdan kalma ev ama bugün önünden kamyon geçse ev yıkılacak. O kadar kötü bir durumda. Ve şu anda Bakırköy Belediyesi bizim her şeyimize el koydu. Bakırköy Belediyesi'ne karşı ne yapmalıyız, ne yapmam lazım? Biraz önce söylemeye çalıştım. Yani ilgili prosedürü tamamlayıp bir ruhsat başvurusu da bulunduğunuz zaman bu ruhsatın verilmemesi için bir haklı gerekçe olamaz. Yani bir beklenti ruhsat verilmemesinin gerekçesi olamaz. Bunu dava konusu etmeniz lazım. İdare Mahkemesi. Doğru, evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da konuyla ilgili başvurabilirsiniz ayrıca. Şimdi bu riskli yapı, eğer 6306 kapsamında riskli yapı ilanı yapıldı mı? Eğer yapıldıysa ruhsat vermiyorsunuz. Şimdi başvurdunuz. Ya alındıysa şimdi şöyle, eğer belediye ruhsat vermiyorsa siz ruhsatı yazılı olarak talep ediyorsunuz. Eğer belediye 2 ay içinde buna cevap vermemişse bu cevabınızı alamadığınıza ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvurabilirsiniz. Riskli yapı ilan edildi ancak belediye yapması gerekenleri yapmıyor, siz yapın diyebilirsiniz yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'na. Ancak bu başvuruyla birlikte, dava da açmanız gerekir ki dava açma süresini kaçırmayın. Hak düşürücü süredir. İkisini beraber yapmanızda yarar var. Evet. Bu arada yine gelen sorulara birkaç yanıt vereyim. Bir saniye. 2015 sonunda bodrum kalkar, katlar kalkacakmış diye bir herhalde duyum var. Onu soruyorlar. Plan tadilatı olmadan ya da plan notunda bir tadilat olmadan bu tür şeyler söz konusu değil. Ancak plan notlarında yeni bir plan tadilatı bu şekilde düzenlenmiş olabilir. Yapılacaksa bu şekilde olur. Bu şekilde yapıldığı zaman ancak o binayı yıkıp yeniden yaparken bodrum katta iskan edemezsiniz. O anlama gelir. Eğer bir plan tadilatı gerçekleşirse, ki şu an gerçekleşmiş bir şey yok, gerçekleşmeden bir şey denmez. Gerçekleşirse de bina yıkılıp yeniden yapılırken bodrum katta iskan olmayacak anlamındadır. Bitişik nizamla ilgili bir soru var. Buralarda ne oluyorsa oranın imarı neyse o şekilde olacak. Bitişik nizamlarda %60 arsaya oturum ve aşağıda işte 12.50, 15.50 zannediyorum imar yüksekliği var. Bu şekilde binaların yenilenmesi mümkün. Ataköy'le ilgili bir komşumuz soru sordu. Ona da cevap vereyim. Ataköy özellikle 1, 2, 3 ve 4. mahalleler. Oraların ayrı bir arsa özelliği var. Yani binaların vakti zamanında Emlak Bankası buraları planlarken zannediyorum o yeşil alan olarak fiziki yeşil alanların bakımının belediye tarafından yürütülmesi, oradaki kullanıcılara artı bir bakım gideri oluşmaması için belki de bir sosyal devlet politikasıyla binaların oturduğu alanlar sadece parsel tanımı yapılmıştır. Aradaki boşluklar kadastral boşluklardır. Yani hiç kimsenin mülkiyetinde değildir. Şimdi binaların oturduğu oturduğu iz düşümden 3'er metrekare daha çevirdiğinizde tapular o şekildedir. Yani dairelere düşen tapu miktarı oradaki fiziki boşluğu bütünüyle algıladığınızda sadece oturduğu alan kadar çok küçüktür. Eğer buralarda bir kentsel dönüşüme alınması durumunda çok daha büyük bir risk aslında orayı bekliyor. Çünkü bu kadastral boşlukların arsa ofisinden yetkilerinin devriyle, TOKİ'ye devredilmesiyle birlikte onların mülkiyetinde yeni imar adasında değerlendirilecek ve bu size biraz önce bahsettiğim 13. maddedeki daire fiyatlarının belirlenmesinde birer arsa girdisi, arsa değeri olarak girdisi olacak ki çok daha büyük bir farkı ödemek durumunda kalacaklarını şimdiden bunu söyleyebilirim. Söz alan buyurun efendim. Doğal afet sigortası adı altında bir parayı senelerdir ödemekteyim. Ve bunun da bir şekilde yan cepteki bir fona kaymasından ciddi endişe duyuyorum.
kısmi ödeme yapmış, belli bir süre ödeme yapmış bir vatandaş, vatandaşa bu para geri dönebilir mi? Ve uygulamalardan sonra, yenilemeden sonra ciddi bir şekilde vatandaş bu doğal afet sigortasına yatırılmış paradan faydalanabilir mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Teşekkür ederim. Can Bey, sana cevap verir misin? DASK'la ilgili bir soruydu. Yani o bir sigortadır. Yani deprem olursa, binanız yıkılırsa sigortadan belli bir pay alırsınız. Bunun diğer konuyla bir alakası yok. Yani o artık gitmiştir, prim ödemişsiniz. Sigorta olarak düşünün onu yani. Afete girmez o yani. Sayın Ali Bey, Çok özür dilerim. İki ayrı mesele var. Yani yanıtlanabilir bir soru değil o yüzden. Siz bir sigorta primi ödüyorsunuz. Bu sigorta priminin kamu eliyle zorla alınması doğrudur yanlıştır mı? Başka bir tartışma. Ama bir sigorta primi ödüyorsunuz. Risk gerçekleştiğinde bu sigorta priminden kaynaklanan alacaklarınız olur. Ama şu an konuştuğumuz mesele bununla ilgili değil. İki ayrı mesele var. Devam edelim. Karşılıklı olmasın. Evet, evet. Karşılıklı olmasın. Sayın Beyefendinin sözü var. Hanımefendi bakın sizin sorunuza. Hanımefendi sizin sorunuza cevap verdim biraz önce. Lütfen başka söz almak isteyenlere de saygı olalım. Ali Bey, dinler misiniz? Teşekkür ederim. 1900... Lütfen dinleyelim. Herkesin söz alacak. Lütfen dinleyin. Arkadaşlarım, 1944 Bakırköy doğumluyum. Adım Kaya Sükan, emekli bankacıyım. Benim bugüne kadar yaşadığım ve seyrettiğim Türkiye'de... Pardon. Benim perspektifi çıkıyor. Biraz daha yukarıdan bakıyorum. Nedir? Liberal bir ekonomiyi seçtik. Kapitalist bir düzeni, siyasi rejim demiyorum. Kapitalist bir düzeni seçtik. Ama sosyal devlet olamadık galiba. Çünkü Batı gibi kapitalist olabiliriz. Liberal sistemi de seçtik. Güzel, rejimsel bir sıkıntım yok. Doğru, böyle olsun. Ama sosyal devlet değiliz. Eğer zaten hani bir laf vardır, benden yana mısın, domuzdan yana mısın? Zaten bunun suali verilmiş olsaydı, sosyal bir devlet olsaydık, zaten bu kadar patırtı gürültü olmazdı. Bu sosyal devlet olarak bizler daha mutlu, huzurlu, çok daha güzel formüllerle zaten bugünlere gelirdik. Benim sorunum, sorunum değil de kendime göre, bu yaşıma göre tespitim böyle. Bilmiyorum buradaki payda var mı? Sosyal devlet ne kadar olup olmamasın da buradaki payı ne kadar var mı? Yahut da ne alaka diyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Sevgili dostlar. Ben de 65 yıllık Kartaltepe doğumlu bir kişiyim ve emekliyim. Benim de Kartaltepe'de kötü bir binada oturduğum belli, yani tescilli. Şimdi kentsel dönüşüm altında diye söylediler ama bu biraz geriye dayanıyor tabii. Mesela örneğin bu olaylar başladığı zaman Sayın Ateş Ünal Erzen belediye başkanı iken Sayın Kadir Topbaş 2012 senesinde Beyaz TV'de çıktı, bir söyleşi yaptı. Bu söyleşide özellikle Bakırköy ve daha ziyade Kartaltepe üzerinde durarak dedi ki Sayın Başkan bana gelsin, ben her türlü kolaylığı sağlayacağım ve Bakırköy'ü bu sıkıntıdan kurtaracağım dedi. Bu Kadir Topbaş söyledi bunu, ben söylemiyorum. Sonra aradan zaman geçti. Biz Ateş Bey'e ne mümkün ki ulaşamadık. Yani ne yaptıysak biraz ulaşamadık. Biraz toparlayalım. Siyasi şeylere hayır, sebebiyet siyasi verecek. Demiyorum. Burada işin politik yönü var yani. Evet, siyasi yönü var. Onu doğru. Hiç var biraz toparlayalım. Çok esas konuşulacak olan var. Bu yani. Burada halk bilsin bunu, neler yaşadığımızı burada ben söylüyorum. Birincisi canlı... yasa kapsamında önerilen, konuşulan şeylerin nelere sebebiyet vereceğini hayır, konuşmaya efendim, çalışıyoruz. Ben onu konuşmuyorum. O çerçevede bakın, ben politik toparlayalım. Konuşmuyorum. Tamam. Ben ulaşamadım ama buyurun. Sonunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şekilde ulaşıp bu Ateş Bey'in durumunu anlattım. O da kendisi yerel yönetimlerden sorumlu Gökhan Günaydın, Ankara milletvekili. Kendisi döndü ve bana dedi ki biz bunu araştıracağız, bakacağız, size de bilgi vereceğiz dedi bu konuda ve bu böyle kaldı. Şimdi daha sonra bu Sayın Belediye Başkanı geldi. Bu da aynı şekilde bunun üstünde durdu. Ama ben 4 ay uğraştım. Belediye başkan yardımcısından 5 dakika bir randevu alamadım.
Ama daha sonra bunu da şikayet ettim. Nereye ettim? Gene Genel Kılıçdaroğlu'na. Bu da Malatya Milletvekili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Sayın Veli Ağbaba. Televizyonlarda görüyorsunuz belki. Bu beyin kendisine özellikle cep telefonundan ulaştım ve Bakırköy'deki bize bu durum nedir? Niye çıkıp basında açıklamıyor musunuz? Niye mahallede davul zurna çalarak ey millet olmuyor demiyorsunuz, oluyor demiyorsunuz? Niye böyle gizli kapaklı bu işler oluyor dedim. O da ben sizi arayacağım dedi ve bana cevap olarak yazdı, mail attı bu Veli Ağbaba kendisi. Bakın şurada 5 madde okuyorum. Belediyemiz kentsel dönüşümü rant aracı olarak değil, siz Bakırköy sakinlerinin daha iyi yaşam koşullarında olmanızı birinci hedef görerek çalışmalarını sürdürmektedir dedi. Belediyemizin kentsel dönüşü için belirledikleri ilkeler şunlardır. 1. Yurttaşları yerinden etmeyeceğiz, yerinde dönüşüm yapacağız. Yurttaşların cebinden para çıkmayacak. Metrekareyi azaltmadan dönüşüm yapacağız. 4. Kira yardımında bulunacağız. 5. Bunları diğer belediyeler de söylüyor ama ek olarak diyoruz ki evin değerinin düşmemesi için katında ve konumunda değişiklik yapacağız. İlerleyen günlerde açılacak kentsel dönüşüm merkezimizden detaylı bilgileri alabilirsiniz. Veli Ağbaba, gelen başkan yardımcısı. Şimdi burada siz Allah soruyorum ya, İstanbul milletvekilini tanıyor musunuz? Kaç kişi tanıyor ya? Ben bir iki tane televizyonda görüyorum, başka görmüyorum. Bu sıkıntılar niye meclise taşınmıyor? Niye bunlar oralarda? Bu plan Sayın Başkan'ın söylediğine göre Çevre Bakanı'na gidecekti ve o kendisi onayladı dedi. Bugün geçen de aldığım bir bilgiyle Sayın Bakırköy İmar Müdürü arkadaşımız terk etmiş gitmiş, emekli olmuş. Ve Avcılar, Bakırköy, bir de Maltepe'yi aynı şeyin içine sokmuş, aynı belanın içinde gitmiş. Şimdi buna kimse cevap verecek bir durumda değil. Ama başkan çıkıyor televizyonda açıklama yapıyor. Keşke yapmasaydı o açıklamayı ve milleti umutlandırdı. Şimdi biz hepimiz bir dipsiz kuyunun içinde gidiyoruz. Nereye gittiğimiz belli değil. Ben son olarak şunu söylüyorum. Az önce de siz söylediniz, dediniz ki şimdi Bakırköy'de 3'er katlı evler var. Bu müracaat edildiği zaman müteahhit 2 kat üstüne alabiliyor. Yani o kendisini alabiliyor. İmarı var, neyse var. Var var efendim, var. Biz biliyoruz, hiç şey yapmayın. Çok iyi araştırıyoruz. Ama 5 katlı bir binayı siz verdiğiniz zaman müteahhit, diyelim ki benim mesela apartmanım 400 metrekare. Ben verdim, adam diyor ki 2+1 veririm sana, geri kalanlarını ben alırım. Ama binadakiler kabul etmiyor. 130 metre bir ev çünkü. Neticede üstüne bir kat irtifası. Bundan önceki panelinizde de aynı şeyler söylenmişti. Hep bunlar havanda dövüldü kaldı. Yani buradan bir şey çıkmayacağını herkes bilsin yani. Bunda %10 bile şans yok. Özetle şunu söyleyeyim. Yani kamu yöneticilerinin kentsel ranttan sizlere böyle bir pay vermesine dönük vaatleri bekliyorsanız, çok samimi olarak söylüyorum, 15 yıl daha beklersiniz. Yani depremden bugüne kadar nasıl 15 yıl, bunu eğer bu amaçla bir imar artışı olacak da biz oradan yerimizi yapacak diye düşünüyorsanız, bu beklenti ise, bunun biraz önce boyutlarını anlattık, nelere mal olduğunu anlattık. Yani bakın, hiç kimsenin kendi mülkiyetini 10 yılda bir kendini finanse eden bir gayrimenkulun yeniden yapımını böyle bir yöntemle kamudan beklemeye hakkı da yoktur. Siz neden sadece binamızın deprem, kiriş, kolon, yani betonarme sistemden kaynaklanan, hep depremsellikten bahsediyoruz ya, riskinin telafi etmek için evinizin banyosunu, mutfağını, kapısını, parkesini de kamunun değiştirmesini bekler bir pozisyondasınız? Bu haksızlık değil mi? Neden böyle düşünmüyorsunuz? Yani işin realitesine ilişkin bir finansman kaynağını herkese eşit bir şekilde zorlamak, yöneticilerden bunu talep etmek daha doğru değil mi? Yani biraz da böyle düşünelim. Bir şey olsun, bir rant olsun, işte bizim binamızı yapsınlar bilmem ne. Bu beklenti sizi çok daha büyük felaketlere sürükler, bunu bilin. Şurada sadece şu kadarını diyeceğim. Sizin bu beklentide olmanızın tek sebebi de siz değilsiniz. Maalesef uzun yıllardır gerek siyasi partiler, gerek belediye yönetimleri, birçok, biraz önce beyefendi dedi ki siz 3 kat öyle diyorsunuz ama yapılıyor dedi, doğru. Birçok ayrıcalıklı, yanımızda devasa yeşil alanlarda
Depremde 485 adet halkın toplanma yeri için belirlenen İstanbul'daki yeşil alanın sayısı 70'e düştü. Bu kadar ayrıcalıklı imarlar varken tabii benim sade bizler de vatandaş da diyor ki ya yanımda bu yapılıyor bize niye vermiyorlar diye. Yanlış olan bir girişimde talebini meşrulaştırmış hale de getiriyor. Böyle de tabii bir gerçek var. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Ayşegül Kocatürk ben. 42 yıllık Bakırköylüyüm. Ses yanaştırır mısınız? 42 yıllık Bakırköylüyüm, avukatım. Bu nedenle Bakırköy'de hem oturuyorum hem iş yerim Bakırköy'de ve Bakırköy beni çok ilgilendiriyor. Burada ilkokula başladım, burada mesleğimi yapıyorum, burada çocuğumu büyüttüm, burada çocuğumu avukat yaptım. Şimdi burada tartışılan bazı yanlış anlamalara yol açabilecek şeyler var. O nedenle sizleri de bir anlamda uyarmak istiyorum. Bir defa burada Fikirtepe ile mukayese edilmesi Bakırköy'ün mümkün değil. Fikirtepe başka, Bakırköy başka. Fikirtepe çarpık yapılaşmanın, izinsiz ruhsatsız yapıların beşiği olan bir yerdi her yönüyle. Sosyal anlamda da öyleydi. Çok karışık bir yerdi. Cinayetin, yolsuzluğun, uyuşturucunun yatağıydı. O nedenle bir dönüşüm olması gerekiyordu Fikirtepe'de. Ama Bakırköy'ü mukayese edecekseniz lütfen Kadıköy'ün limanıyla, merkeziyle, oralarıyla mukayese edin. Kadıköy'le mukayese edin. Fikirtepe eşittir Bakırköy değil. Ayrıca Bakırköy riskli alan olarak ilan edilmedi. Şu anda öyle bir şey de yok. Bakırköy'de riskli alan ilan edilemez. Girişim çünkü var. Girişim olabilir ama Bakırköy'ün çoğunluğu izinli ruhsatlı. Dinleyelim lütfen. İzinli ruhsatlı binalardan ibaret. Şu anda bir dava açılmasından söz ediliyor Bakırköy Belediyesi'ne karşı. Bakırköy Belediyesi insanların, halkın isteğini göz önüne alarak bazı girişimlerde bulunduğu için bekletiyor. Yani dava açılması bence süreci daha da uzatır. Meslektaşımın söylediği haklı, doğrudur. Aslında tabii ki ruhsatı vermek zorunda Bakırköy Belediyesi. Ve uzatıyor ama insanların şu beklentisini siz gayet iyi biliyorsunuz ki 40 yıllık Bakırköylüyüm ben, siz de 25 yıllık olduğunuzu söylediniz. İnsanlar bir kat, iki kat daha versin de biz hiç para vermeden, müteahhitlerin kucağına düşmeden binamızı yapalım istiyorlar. Başka da bir şey istemiyorlar Bakırköy'de. Şimdi Bakırköy yanı başında 16-9 gibi bir ucubeye mahkeme kararına karşın yıkamıyorsa, Bakırköy'e de bir iki kat halen daha verilmiyorsa, o zaman tabii ki insanlar da haklı olarak isyan ediyor. Evet haklısınız, idare bazı insanlar her şeyi idareden beklememeli. Kendileri de tabii ki elini taşın altına sokacak. Madem deprem güvenli ev yapmak istiyorsunuz, 100 bin lira, 150 bin lira üste vereceksiniz ki müteahhitler böyle istiyor. Yaptıracaksınız ama bunu da verdik diyelim, 120 metrekarelik ev yerine alıyoruz 70 metrekarelik ev diyorlar. Yani benim şimdiye kadar hem kendi ailem yönünden hem müvekkillerimden gelen tepkiler hep bu yönde. İyi bir müteahhit buldunuz diyelim, çok iyi bir müteahhit. Riskli yapı raporu da aldınız. Riskli rapor aldıktan sonra riskli yapı hasar tespit raporu değil, bakın burada sizi düzeltmek istiyorum. Hasar tespit raporu değil bunun adı. Riskli yapı raporu. Kanuna göre de böyle. Buna karşı da 15 gün içinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda itiraz süresi var. İtiraz ediyorsunuz. Eğer itiraz reddedilirse ona karşı dava açma hakkı var. Burası riskli yapı değil diyen maliklerin. O zaman süreç uzuyor ve yürütmeyi durdurma kararı verilemiyor artık. Ama sonuçta müteahhit %100'ün imzasını almadan da ne burayı yıkmaya yanaşıyor ne de inşaatı başlatmaya yanaşıyor. Dolayısıyla benim önerim şu anda sadece bu açıdan. Eğer binasını hemen yıkmak istemiyorlarsa, çünkü riskli yapı raporu aldıktan sonra dönüş mümkün değil. Yani bir şekilde ya anlaşacaksınız müteahhitle veya da idarenin kucağına düşeceksiniz sonunda. Çünkü razı olmayan maliklerin idare açık arttırmayla diğer maliklere satış hakkına da sahip. Bu nedenle riskli yapı raporu almadan önce depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bir özel rapor alınması lazım. Bu rapor alındıktan sonra gerçekten bir risk varsa o zaman özel bir yerden talep edilebilir. Bir sürü kuruluş var bunu veren. Ama riskli yapı raporu aldıktan sonra idari süreçte 15 itiraz süresinden sonra geçerse buna karşı birinin dava açmasını beklemek zorunda. Oturup herkes o zaman dava bitsin de burası yıkılsın, yeniden yapılsın diye bekleyecekler. O nedenle öncelikle bir depreme dayanıklı olup olmadığı raporu alınması, eğer gerçekten deprem riski yüksekse o zaman riskli yapı raporu alınması ve o sürece başlanması. Ve çok iyi
müteahhitlerin çok iyi tahkik edilmesini öneriyorum herkese ve sözleşmelerinin. Teşekkür ederim. Şimdi küçük bir noktayı belirteyim. Özel rapor almak isteseniz dahi yetkilendirilmiş laboratuvarlar sizin binanızdan karot aldığı anda onu ilgili mercilere bildiriyorlar zaten. Dolayısıyla siz binanızı inceletmeye başladığınız anda zaten dönüşünüz olmuyor. Özel rapor diye bir şey yok. Mutlaka Can. O meslektaşımın son söylediğine katılayım. Geri kalanlarla ilgili hasar tespit raporu kim dedi? Farkında değilim. Ben demedim. Dolayısıyla efendim konuşma içerisinde olur böyle şeyler ama teknik yani orada olarak riskli yapı rapor olduğu belli zaten. Evet. Bir mimarın konuştuğunu unutmadan konuşursak bence yararı var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben Kasımpaşa'da doğmuşum. Ondan sonra üniversite bitene kadar Merdivenköy'de büyüdüm. Fikirtepe dediğiniz alan Donlupınar Mahallesi, Eğitim Mahallesi, Fikirtepe Mahallesi ve Merdivenköy Mahallesi'ndendir. Oluşur. O uyuşturucu, hırsızlık falan diye anlattığınız mahallelerin bir bölümü 12'ler Camii'nin arka tarafıdır. Yani kendi büyüdüğüm mahalle. Yazıktır, günahtır böyle şeyler söylemeyelim. Yazıktır, günahtır. Büyüdüğüm mahalle bir kısmı son derece dindar bir mahalledir. Son derece dindar bir mahalledir. Hani mahalleye gireni çıkanı bilir. Böyle şey yapayım. Şimdi şu bakın. Hayır konuyu da arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar, dinleyelim. Sabırlı olun lütfen. Arkadaşlar. Bakın karşı karşıya kaldığınız meseleyi lütfen küçümserseniz olmaz. Demagojiye bu tür şeyler gerek olacak. Yok, lütfen. Yan mahalle çöküntü alanı. Hani üst cadde filancaların caddesi. Burada falanca partiyi seçenler oturuyor. Bütün bunlar olacak. Şimdi bunlar önemsiz meseleler değil. Onun dışında hiçbir kamu idaresinin haddi değildir. Hele AKP'nin açtığı yolu gerekçe göstererek insanlara ruhsat vermemek yol değildir. Bu yol. Siz kendi hayatınızla ilgili bir karar veriyorsunuz meslektaşım. Buradaki herkes kendi hayatıyla ilgili karar veriyor. Bu yol, beyefendi söyledi, bir hukuk devletinde yaşayacak mıyız tartışması? Bir sosyal hukuk devletinde yaşayacak mıyız tartışması bu? Teşekkürler canım. Nuray Hanım bir şey söyleyecek. Ya şimdi dönüşüm alanlarıyla ilgili bizim gördüğümüz durum şu. 6306 sayılı yasa için imarlıymış, imarsızmış, ruhsatlıymış, ruhsatsızmış, boş parselmiş, 10 katlı bina varmış, gökdelen varmış. Yani bunlar için arasında bir ayrım yok. Her şey aynı. Birincisi onda uzlaşalım. Yani evet. Fikirtepe'li Bakırköy o yüzden 6306 sayılı yasa kapsamına girdiği anla itibaren aynı. Yani burada tapu sahibi olanların mülkiyet hakkından kaynaklanan pek çok hakkının yasa tarafından göz önüne alınmadığını zaten görüyoruz. Buradan sonrası aslında belediyenin, yerel yönetimlerin, idarelerin biz vatandaşlara karşı sorumluluklarıyla alakalı oluyor. Bizim Gazi Osmanpaşa örneğini vermek istiyorum çünkü orada yaşanan durum şu. Riskli alanı ilan edilen çok fazla alan var. Her alan bir şirkete verilmiş durumda. Vatandaş kimden bilgi alacağını bilemez halde dolaşıyor. Yani burada biz idareleri aslında sorumlu tutmak zorundayız. Yani sizin muhatabınız aslında belediyedir. Sorularınızın cevabını alacağınız yer belediyelerdir, bakanlıklardır. Yani siz aslında kurumlara güvenmiyorsunuz. Burada temel sorun bu. Yani bizim şehir plancıları odası olarak yapabileceğimiz yasal yönetmelikler doğrultusunda size bilgi verebiliriz. Ama sizin muhatabınız, burada çözüm üretecek kişiler biz değiliz. Yani biz ancak nasıl olması gerektiğine ilişkin fikirlerimizi söyleyebiliriz. Sizin muhatabınız kurumlardır ve onlara güvenmek zorundasınız, onlara baskı yapmak zorundasınız, onlardan doğru cevapları almak için çalışmak zorundasınız. Şu imar hakkı artışı meselesine gelirsek de bu sanki sihirli bir değnekmiş gibi geliyor. Bütün problemleri çözecekmiş gibi geliyor. Yani siz inşaatınızı yapamıyorsanız, ücretlerini karşılayamıyorsanız imar hakkı artışı çözüm değil. İmar hakkı artışı çözüm olsaydı Fikirtepe 10 günde çözülürdü. Orada sınırsız bir imar hakkı yaratıldı ama sorunlar çözülmüyor. Çünkü tek mesele imar artışı değil. Yani müteahhite vereceğiniz pay da değil. Burada pek çok mesele var. Her bir parsel için ayrı ayrı meseleler var. Bunların tek tek etüt edilmesi gerekir, planlı yapılması gerekir ve bütün geniş kapsamlı olarak düşünülerek yapılması gerekir. Yani parsel bazında sizin sorununuzu çözmeniz komşunuzun sorununu çözmek anlamına gelmeyecektir.
Yani siz bir kat imar hakkı herkese verirse problem çözülür gibi geliyor. Müteahhite bir kat veririz, kendi paylarımızı alırız diye düşünüyorsunuz. Böyle düşünmekte haklı olabilirsiniz. Diyelim 10 yıl sonra ne olacak peki? Bu binalar tekrar eskiyecek. Yani ısla imar planlarıyla biz bir süreci yaşadık yani. 4 katlı 8 kata çıktı bunların hepsi. Sonuçta biz nerede yaşadığımız önemli yani. Nasıl bir yerde yaşamak istiyorsunuz? Siz aynı çevrede komşularınızla beraber yaşamak istiyorsanız ona göre tavır almak zorundasınız. Ama ben buradan arsamın payını alayım, bana para gerekir, ben burada yaşamakta çok istemiyorum diyorsanız ona göre 6306 sayılı yasa size avantaj da sağlayabilir. Burada sizin seçim yapmanız gerekir. Yani ben ne istiyorum? Burada yaşamak istiyor muyum? Aynı koşullarda yaşamak istemiyorum. Nasıl bir yaşam çevresinde yaşamak istiyorum? Yani üst üste binalarla yaşayabilirsiniz. Bu da bir seçim olur. O zaman imar hakkı artısı çözümdür. Burayı bütün 5 katlı yapıları 10 katı çıkaralım o zaman. Bütün mesele çözülecek mi? Yani sizin hiç beklentiniz kalmayacak mı? Yani açıkçası bu kısa vadeli çözümlerden ziyade geniş kapsamlı bakmak ve uzun vadeli düşünmek zorundayız. Eğer burada yaşamak istiyorsanız. Teşekkürler. Ayakta duran Bakırköylü komşularım. Henüz ayaklanmak için erken. Şöyle boş yerler var. Buyurun orada oturun. Ben de buradan söz vereyim. Pardon hanımefendi, sizin sözünüz var mı? Ben mikrofon yarım saattir. Yarım orada saattir da var. Bekliyorum. Orada da mikrofon var da özür dilerim. Buyurun beyefendi. Yarım saat. Adım Çetin Yılmaz. 1987'den beri Zorat Baba'da oturuyorum. Tabii Bakırköy'de böyle her dilden dile dolaşan, kimsenin de bilgi sahibi olamadığı bir konuda Mimarlar Odası çok açıkça her şeyi anlattığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Ben asıl anlatmak istediğim şu, Gezi isyanından sonra Türkiye'de bir takım platformlar oluştu. Bunlardan bir tanesi de Validebağ işte platformu, İstanbul Kent Savunması ve Bakırköy Kent Savunması'dır. Biz Bakırköy Kent Savunması'nda bunu aylardır bunları konuşuyoruz. Bununla ilgili geleceğe dair neler üretebileceğimizi, bizi bekleyen sorunların neler olduğunu bir takım arkadaşlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Ve bazı örgütlülüğümüzü de bazı boyutlara getirerek Ataköy'de yürüyüşler düzenledik. Ataköy'deki yapılan o ucubeler için. Ben her şeyden önce şehirlerin gerçekten yaşanabilir şehirlerin oluşması için kent bilincinin oluşmasından yanayım. Bakırköy halkının da bu kent bilincine sahip olduğunu biliyorum. Ve halkın örgütlü gücünün hiçbir şeyi, her şeyi yeneceği kanaatindeyim. Her şeyi halk kendisi isteyecek, kendisi yapacaktır yaşadığı bölgelerde. Eğer bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımız var ise ileriye değin. Sadece Bakırköy'ün değil, Türkiye'nin sorunu, İstanbul'un sorunu yaşanabilir kentler için Bakırköy kent savunmasıyla dayanışma içinde olurlarsa onlar da çalışmaktan gurur duyarız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hanımefendi buyurun. Dinleyelim arkadaşlar. Lütfen herkes kendi yorumunu değerlendirmesini ve sorularını soruyor. Buyurun. Evet. Değerli Bakırköylüler, Mimarlar Odası'na önce teşekkürlerimle başlayayım. Bu pazartesi ben Kent Konseyi'ndeyim şu anda. Sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir konsey, Bakırköy Kent Konseyi. Bu pazartesi belediye başkanı ile bir randevumuz vardı. Birebir kendisinin yaptığı bize açıklamayı size iletmek istiyorum. Belki Mimarlar Odası'ndaki arkadaşların haberi vardır. Sizlerin haberi olduğunu düşünmüyorum. Bu kentsel dönüşümle ilgili plan çalışmanın Şehircilik Bakanlığı'ndan imzalanmadığını belediye başkanı açıkladı. Büyükşehir'e havale edilmiş. Yani kentsel dönüşüm hayalimiz şu anda rafa kalkmış durumda. Ve bu arada kendisinin değişik zamanlarda bize yaptığı açıklamalarda hiç kimsenin 5 kuruş cebinden çıkmadan bu planları, bu dönüşümü, kentsel dönüşümü yapacağını söylüyordu. Bizzat ben kendim sordum. Başkanım dedim bu biraz zor bir şey. Kimsenin cebinden 1 kuruş dahi çıkmadan bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmeniz. Kendisinin verdiği cevap, Bakırköy'ün arsa yapısının değeriyle diğer ilçelerdeki arsa yapısının değerinin aynı olmadığını ve bunun mümkün olabileceğini söyledi. Gerçekten yaşanır bir Bakırköy hepimizin isteği.
Ben de Cevizlik'te oturuyorum ve 3. nesil Bakırköylüyüz. Bizim ev biraz daha düzgün olmakla birlikte 42 yıllık bir bina. Fakat öndeki arkadaki birçok sakız ağacı, yeni mahalle, zeytinlik, Cevizlik'teki binaların durumunu çok iyi biliyorum. CHP'deki mahalle çalışmalarımız sırasında birebir evlere girerek yaptığım tespitler bunlar. Binalar yıkık vaziyette. Binaların içine girdiğiniz zaman bir pislik kokusu var. İnsanlar bunları kendi imkanlarıyla dönüştürmeleri mümkün değil. Belediye ve Mimarlar Odamız, Sayın Mimarlar Odası birlikte bir çalışma yapılıp da buna yerinde dönüşüm olabilir. Kentsel dönüşüm olmayabilir, yeninde dönüşüm olabilir. Fakat halkın buna ihtiyacı var. Belediye başkanımız da daha önceki konuşmalarda halka sorulduğunu, %80'inin kentsel dönüşüm istediğini, %20'sinin istemediğini söylüyor. Lütfen, lütfen, lütfen sabırlı olalım, dinleyelim. Bu bize de inandırıcı gelmedi. Lütfen, evet, lütfen, evet. Lütfen. Onda haklısınız. Sorulmadığı apaçık ortada. Toparlayalım hanımefendi, toparlayalım. Toparlayalım, lütfen, evet. Sabırlı olun, sabırlı olun. Sabırlı olun, ben cevap vereceğim, lütfen. Sabırlı olun, ben cevap vereceğim. Kentsel dönüş. Sabırlı olun, ben cevap vereceğim. Hanımefendi bütün misyonuyla devam etsin, anlatsın. Ben iyi niyetimle. Lütfen, iyi lütfen, niyetimle. Lütfen. Bunları evet, başka başkan neler söyledi, anlatır mısınız hanımefendi? Açıklamayı şey yaptım ve bir de kendisinin, buna bizzat söyledik. 6306 bu afet riski kapsamındaki kentsel dönüşümle ilgili kanun var ya, bu riskli alan ilan edilmesi için size dedim, Şehircilik Bakanlığı'ndan bir talepte bulunuldu mu? Böyle bir riskli alan ilan edin isteği yapıldı mı? Evet, isteği istendi böyle bir şey. Fakat benim bunu Bakırköylülere böyle bir şeyin altına sokmam, bunu ya kabul etmem mümkün değildir dedi. Ve bilin diye toparlar bu açıklamaları da sizlere iletiyorum. Lütfen bir saniye, lütfen. Hanımefendi sizin mesleğiniz neydi? Evet, hanımefendi işletme mezunu bir Bakırköylü komşumuz. Bir saniye arkadaşlar, bakınız. Bakınız. Bakırköy'ün arsa değeri yüksek, bedel almadan, herhangi bir kimseden para çıkmadan bunu yapmak mümkün diye bir yorumdan bahsetti. Bu arsa bu değeri yüksek olduğu Ali ölçüde... Bey, bu açıklamalar Bakırköy'lü şeylerin, yaşayan sakinlerin bilmesi açısından söylüyorum. Birebir belediye başkanı ile yaptığımız görüşmelerden kendi ağzından tamam, aktarmalar. Anladık, yoksa anladık. Benim bilimsel olarak yaptığım... Anladım hanımefendi, ben de açıklama getiriyorum. Sizin söylediklerinizden farklı bir şey değil. Arsa değerinin yüksek olduğu yerlerdeki maliyetlere arsa girdisini de olacağı için ödeyeceğiniz paranın, çıkacak olan değerin çok daha fazla olacağını da lütfen bilin. Yani bakın, yani hanımefendi adeta belediye başkanının buradaki bir sözcülüğünü yapar pozisyonunda açıkladığı için bir konuya değinmem lazım. Belediye başkanı gelmek istemeyebilir, kendisi hekimdir. Bir takım teknik konularda cevap vermekte zorlanabileceğini düşünerek bundan bir imtina göstermiştir. Varsayalım öyle olsun. Teknik başkan yardımcısı var Bakırköy Belediyesi'nin. İşi bu olan. İmar müdürü var. İşi bu olan. Komisyonda, mecliste üyeler var. Mimar olan, mühendis olan, her neyse. Bunlara belediye adına cevap verilmesi lazım. Küçük toplantılarda kendi iradesinde yönlendirdiği kentsel konseyinde vesaire gibi yerlerde bunları böyle anlatma cesareti gösteren bir politikacının Bakırköylülerin herkesi birinci derecede direkt mahalleli ilgilendiren bir konuda olmasını biz beklerdik. Biz bunun için olay sözlü de olmasın diye yazılı olarak kendisinden bunu talep ettik. Sekreteri bizi aradı. Konuşmacı mı istiyorsun? Konuşmacı olarak mı istiyorsunuz? Konuk olarak mı dedi? Tabii ki konuşmacı olarak istiyoruz dedim. Ve bize herhangi bir olumlu dönüş yapılmadı. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede bunların da bilinmesinde fayda var. Her şey söyleneni, yani bu politikacıların söylediği şeyler farklı beklentilere dönük de olabilir. Ama her söyle benim sizden ricam sudur. Bu konuda söylenen her şeyi lütfen, internet günümüzde iletişim çok kolay.
6306 sayılı yasa yazın, yönetmeliğini yazın, internetten indirin. Herkes okuma yazmadır. Bakırköy'ün okuma yazma oranı Türkiye'de en çok yüksek. Üniversite mezunu özellikle %33. Lütfen okuyun. Anlaşılmayan, müzakereye ihtiyaç duyduğunuz bir yerde de Mimarlar Odası her zaman sizin bu toplum hizmetindedir. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde bütün bunların biz cevaplarını vermeye de hazırız. Başka söz almak isteyen? Buyurun. Merhabalar, ben Ali Bey. Can Bey'e bir soru sormak istiyorum. Biz şimdi bu sizin tavsiyelerinizi apartman olarak 1,5 sene önce karar verdik aslında. İşlemlerimizi de yaptık, raporlarımızı da aldık ve belediye binamızı yıkmamıza da izin verdi. Binamız yıkıldı. Projelerimizi de onayladı. Tam ruhsat aşamasına geldiğimiz esnada Kasım ayında ruhsatları durdurdular 5 aydır. Bütün malikler mağdur. Her ay bütün apartman 50 bin lira zarar ediyor. Bu pazartesiden itibaren vermeye başladılar ruhsatları. Fakat şimdi de şöyle bir şey çıktı. Biz harçlardan muafız biliyorsunuz. Fakat ruhsat harcı adı altında değil ama başka bir isimde bir harç meydana çıkmış. Bakırköy Belediyesi'nde sadece olan, başka belediyelerde hiç olmayan. Beyefendinin az önce bahsettiği Zurat Baba muhtarlığında yapılan o meclis üyelerinin yaptığı toplantıda, bu aslında o videolarda da var o konuşmalar. İnsanlar vermişler bu paraları. Şimdi bizden de istiyorlar. Bunu vermemek için ne yapmamız lazım bu ruhsatı alabilmek için? Yani hukuki şeyimiz nedir yani burada? Şimdi yani harcı olduğunu bilmediğim için buna karşı vallahi ne yapılabilir? Bir isim icat etmişler işte. Yani ben de bilemiyorum. Yani yok, çünkü hiçbir yerde yok böyle bir şey. Ya bunlar sonuç olarak toplumsal tepkilerle aşılabilir sorunlar özet itibariyle. Yapabileceğiniz şey şudur. Sizden talep edilen neyse yazılı olarak size bildirsinler. Eğer biz de onu hukuk, talep ettik şu anda. Hukuk uygunsa yazılı olarak bildirdikten sonra hani bu taleple ilgili de dava açılabilir. Ama talep ne bilmiyorum. O yüzden bu somutlukta bir yanıt vermem mümkün değil. Peki, teşekkür ederim. Değerli Bakırköylüler, şimdi bu salonun bizden sonra sunacağı program var. Bize ayrılan süreyi de yavaş yavaş dolduruyoruz. Az kaldı. Olabildiğince tüm detaylarında da söylenmeyen herhalde pek konu kalmadı. Birkaç kişiye de söz verelim. Lütfen artık toparlamaya başlayalım. Buyurun. Şimdi, olabildiğince kısa olsun efendim ki başka arkadaşlarımız da söz Ali Bey, demin zaten benim soracağım soruya cevap verdiniz. Ben belediyenin neden böyle bir toplantıda yer almadığını soracaktım. Sizin başvurunuzu öğrendikten sonra belediyenin buna icabet etmediğini anlamış bulunuyoruz. Her demokratik katılımdan söz eden bir siyasi partinin böyle halkın yoğun olarak bulunduğu, iştirak ettiği bir toplantıda yer almayışını, eğer o partinin burada temsilcisi varsa, ki ben de şunu itiraf edeyim, bir Kartaltepe sakini olarak kendi partilerine oy vermiştim ama burada olmalarını beklerdim. Lütfen parti temsilcileri varsa başkanın kendisine iletsinler ve böyle bir toplantıda kendisinin veya yetkili müdürlerinin iştirakiyle sorularımızı direkt muhataplarına sorma olanağını bize sağlasınlar. Bu gerçekten demokrasi adına çok kötü bir örnek oluşturuyor. Yani burada Mimarlar Odası'nın kendi bireysel emeğiyle gelip bu zahmete katlanarak bizleri aydınlatma çabasını takdir ediyorum. Ama benzer çabanın fazlasıyla belediyeden gelmesini beklerdim. Bunu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Affedersiniz. 5 katlı bir bina yıkıldığı zaman ilave olarak imar kaç kat veriyor acaba? Şu an sizin parselin belediyedeki yürürlükteki imar planındaki durumu neyse odur. Belediyeye imar durumu müracaat edip öğrenebilirsiniz. Muhtemelen imar yine 5 kattır. Plan tadilatı yapılmamıştır öyle zannediyorum. Uzun yıllar yapılmadı çünkü. İlave kat muhtemelen aynıdır. Mı? Evet. İlave kat vermiyorlar mı? Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Tamam, başka söz almak isteyen var mı? Pardon hocam, ben sorabilir miyim? Buyurun. Bayağıdır bekliyorum. Toparlayalım gerçekten. Salonu boşaltmamız 99 gerekiyor. 99 depreminde evimiz, binamız hasar gördü ve güçlendirme yaptık. 2000 yılında da ruhsatımız da alındı. Sorum şu.
Yeni binanızı yenilediğiniz zaman kentsel dönüşüm yasasına göre el koyamayacaklarınızı söylediniz. Güçlendirme yapılan binaları için sorun nedir yani? Öyle bir sorunumuz olacak mı? El koyma olayı. Şimdi eğer şayet o dönemki Rus projeye uygun deprem yönetmeliğine ve ilgili yönetmeliklere uygun yapmışsanız binanızı, şu anda riske çıkma ihtimali yoktur. Hani komşulardan şöyle bir duyum aldım. 15 yıl süresi varmış. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey binanızın yok. Yapımı neyse o anki durum risk aynıdır. Bakırköy metrodan aşağı sahile de bir şey, tramvay gibi bir şey yapılacağını söylenmişti. Acaba kamulaştırma falan yapılır mı? Orada apartman falan yıkılır mı? Vallahi bunlar duyumuz. Henüz netleşmiş, planlanmış bir şey yok. Siz şunu talep edin. Çünkü Bakırköy'ün yerleşmiş bir dokusu var. Boş parsel yok. Siz Bozkır'da plan yapmıyorsunuz. Eğer bir planlama çalışması olacaksa Bakırköylülerin müdahil olabilecekleri, bilgi alabilecekleri şeffaflıkta ve açıklıkta bir çalışmanın olması gerektiği yönünde yerel yönetimlere telkinde bulunun. Esas olan budur. Herhalde, yoksa mi? Duyumlar tabii bizi oyalayıp durur. Evet. Şemsettin Bey'e ben son sözü verip toplantıyı kapatmak istiyorum. Pardon. Kim var? Burada. Pardon, buyurun. Özür dilerim. Merhaba, ben aslında 2007'den beri Bakırköylüyüm. Eşim doğma büyüme Bakırköylü ve Nuray Hanım'ın da sunumunda bahsettiği lütfen araştırma dinleyelim. Projesinin sahibiyim. Doçent Doktor Kerem Koramaz, ben İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Ve biz de Bakırköy'de son yıllarda yaşanan bu hızlı inşaat ruhsatlarının riski yapı ilan edilip yeni ruhsat projeleriyle değişen bir kentsel çevrede yaşadığımızı düşündük. Ve bu nedenle de Bakırköy Belediyesi'yle de görüşme halinde bir araştırma projesi önerisinde bulunmak istedik. Ve Nuray Hanım'ın da özetle geçtiği tespitlere ulaştık işin açıkçası. Bunları tekrar etmeyeceğim. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Kentsel kalitemiz hızla düşmüş durumda. Ve içinde yaşadığım sokakta 5 tane yapıda dediğiniz o imar artışı nedeniyle değişen yeni yapılarda oturuluyor. Ve bu yapılarda artık bahçesinin hiçbirinde ağacın olmadığının farkında mısınız? Hiçbir şekilde ağaç yok ve bunun dışında da ekonomik olarak da acaba sürdürülebilir olup olmadığını bir düşünelim. Üst katlarındaki o müteahhitin aldığı değerli daireler acaba kullanılıyor mu? Benim bulunduğum sokaktaki üst kattaki o müteahhitin hakkına geçen daireler kullanım dışı kalmış durumda. Ve bunun sürdürülebilir olmadığı açıktı. Ve bu nedenle de bunun acaba ne yönde geliştirilmesi gerektiğine yönelik ilk bulgularımızı Dünya Şehircilik Günü'nde paylaştığımız bildiriyi sunduk. Bu nedenle bizim neyin peşinde olmamız lazım? Ali Bey biraz önce söyledi. Yerel yönetimin şeffaf olmasını beklemek durumundayız. Bize açıklama yapmak durumunda. İmar komisyonu olan, meclisi imar komisyonu olan iki kişinin muhtarları dolaşarak yaptığı toplantılarda teknik bilgiyi paylaşmadan sadece popülist ve sizlerin duymak istediği cümleleri söyleyen açıklamaların yetersiz olduğu ve akılcı olmadığı açıktır. Bizim akılcı bilime, tekniğe cevap verecek ve projenin kendisinin bakanlığa gitmeden önce bize duyurulduğu bir süreç beklemek durumundayız. Ve biz bu projede olduğumuz için de belediyede gidip sürekli görüşmeler talebinde bulunduk. Bu proje nedir diye. Biz de aynı şekilde yanıt alamadık ne yazık ki. Ve aynı şekilde görüşme taleplerimiz oldu ve bunların yanıtını alamadık. O yüzden de teşekkürlerimi iletmek durumundayım. Hakikaten Mimarlar Odası'na ve buraya katılan panelle katılan değerli konuşmacılara. Çünkü bu düzeyde herhangi bir şekilde bilgilendirebildiğimiz hiçbir platformun olduğunu hatırlatmak isterim. Teşekkürler. Hocama ben çok teşekkür ediyorum. Hocamız aslında kapanış konuşmasını yaptı. Bize verilen sürede doldu. Panelist arkadaşlardan bir şey söylemek isteyen varsa. Ali Bey, yok. Bir cevap verebilseydiniz. Özel görüşmelerimizde yine sorabilirsiniz ama biz salonu söylediğimiz saatte boşaltmak zorundayız. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Talepte bulunmanız durumunda yine bu tür organizasyonlar olur. Temsilciliğimizden de her daim bilgi alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sen söyle hadi kapanışı yapalım.